İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızdayız. Sinan Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz ve Rasim Ozan Kütahyalı ile karşınızdayız. Bu akşam bu çayın çok tatlı gelmesinin bir sebebi var Abdülkerim Durmaz'a. Fenerbahçe'nin Amrabat'la 3-2 kazanması. Saha içerisinde müthiş sevinç vardı. Tartışmalı pozisyonlar, devre arasında yapılan paylaşımlar, İki tarafında şikayetleri, maç sonrasında Fenerbahçe cephesinden paylaşımlar ve Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama, Jose Mourinho'nun yaptığı açıklama, Amrabat'ın sözleri, Mert Hakan'ın Trabzonspor stadının soyunma odasından yaptığı açıklama, Trabzonspor Kulüp Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklama, zehir zemberek açıklamalar, belki de tarihin en sert açıklamalarından biri yaptığı mesaj kimeydi? Ve tabii ki Türkiye şu anda Ahmet Çakar'ın, Sinan Engin'in, Rasim Ozan'ın ve Abdülkerim Durmaz'ın yapacağı yorumları, açıklamaları bekliyor sevgili seyirciler. Oh, evet. Keyiflisin 90+8'de atılan golle. Ama hak ettiniz. Burak da olalım ya. Ertem'im, ben Galatasaraylıyım ama ben dürüst ve adil olmaya gayret eden bir futbol yorumcusuyum. Bugün maçı hocamla da beraber seyrettik. Fenerbahçe 2-2 kalsaydı çok üzülecektim. Çünkü adalet bu değildi. Son dakikada atılan golle ben de dedim ki hak oldu. Hakkaniyetin gereği oldu. Bak, Galatasaraylı olsam. Çünkü bir, Trabzonspor'un birinci penaltısı penaltı değil. Fenerbahçe'nin resmen penaltısı vermedi Atilla Karaoğlan'ın talimatıyla. O çocuk hakem. İsmini bile anmıyorum. Fiilen Atilla Karaoğlan yönetti. Fenerbahçe, Trabzon'da bir gol verilebilirdi. Apo abi senle onu konuştuk. Evet. Sen daha adaletlisin. Yani maçı da 3-2 idi abi. 3-2 idi, son dakikada oldu. Maç adalet gereğini buldu. Ben onun için onu diyorum. Yoksa 2-2 bitseydi Fenerbahçe'ye haksızlık edilmiş olacaktı diye düşünüyorum. Sevgili kardeşim Rasim. Bismillah. Sevgili kardeşim Sinan. Sevgili kardeşim Apo verdi. Ve aziz Türk milleti. 25 yıldır medyadayım. Ondan önce de 20 civarında bir hakemlik. 40-45 topladık. 25 sene oldu hocam. Çoğu zaman hakaretten biz konuşup hüküm giydiğim de oldu. Giymediğim de oldu. Hep inandığımı söyledim. İbrahim Hacı Osmanoğlu kardeşim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Onun başkanlığında ben meşaleyi yakan adamlardan biri benim. Sinan'ın da ricası üzerine. Evet. Buraya kadar doğru mu kardeşim? Çok destekledi. Ferhat Gündoğdu kardeşim, MHK Başkanı, Ahmet Şahin kardeşim, MHK As Başkanı. Sizle tanıştım, yemek yedik, sohbet ettik. Bir takım şeyleri iyi niyetle yapmak istediğinizi gördüm. Ama. İbrahim Hacı Osmanoğlu kardeşim. Atilla Karaoğlan, hakemliğin içindeki bir yapı varsa ki var, en önemli adamlardan biridir ve hakemliği bu gece itibariyle bitirilmelidir. Oo, yazalım. Niye? Yapının bir numarası Atilla Karaoğlan'dır hocam. Arda Kayser için yapı diyemiyorum. Çok kötü maç yönetti diyorum geçen haftaki Galatasaray Beşiktaş maçı. Oraya da buraya da. Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, onlara ben bir şey diyemem. Çünkü yani belkidir ama diyemiyorum. Ama bu gece adımın Ahmet Çakar olduğu gibi biliyorum ki Atilla Karaoğlan gencecik bir hakemi maçı Türk hakemliğini ağır şekilde manipüle etmiştir. Bu gecenin itibaren benim için Atilla Karaoğlan adlı hakem yok hükmündedir. Eğer onun düdüğünü asmazsanız topyekün karşınızda olurum. Çünkü Cumhuriyet Savcısı olsam, devlet olsam bugün 45. dakika bitti, soyunma odasına girdiler. Soyunma odası büyük bir yerdir. Böyle 6 metreye 7 metre falan 40 metrekare bir odadır. Masa vardır, oturma yerleri, arkada duşlar vardır. Burada da giysilerinizi asacağınız şeyler vardır. Gardırop gibi, açık gardıroplar. İçeri girdiler. Birisi kim olduğunu bilmiyorum. Atilla Karaoğlan'ı aradı. Tabii normal şeyden hattan aramadı. Ya FaceTime'dan dinlenmesin diye ya da WhatsApp üzerinden dinlenmesin diye. Bu işi toparla dedi. Atilla Karaoğlan toparlamaya çalıştı. İşin içine etti. Katılıyorum. Çocuğu, gencecik çocuğu manipüle etti.
Çocuk 25 yaşında ya, Anadolu'dan çıkmış 25 aynen. yaşında. Ben de 25 yaşında Süper Lig'de maç oynadım ama ben İstanbul'un itiydim. İtlikten geldim, çamurdan geldim. Bu çocuk Balıkesir gibi efendi. Namuslu bir Anadolu şeyinde muhtemelen mütevazi bir aile. Öyle alemleri falan bilmemişken. Çocuğu manipüle et. Niye? Çocuk 38 dakika maçı mükemmel yönetti. 38 dakika. Trabzon bir gol attı. Bana göre gol. Öyle faul falan verilmez. Faul veren adama da zaten sen... Zaten hocam o gol zaten Trabzonspor'un gardını düşürdü. Bir dakika. Evet. Golü verdi, o, iptal net etti. Gol yani, bariz İşi, orada varın hiçbir müdahale şansı yok. Niye? Top faul yapıldı an, top da kaleden içeriye girmeden önce faul düdüğünü çaldığı çaldı, için evet. varın müdahalesi mümkün kalmıyor protokol gereği. Gol olsaydı, sonra iptal etseydi var müdahale edebilirdi. Ama yani. Golden önce düdüğü aynen. çaldığı için içeri girdi bunlar. Kimisi çişini yaptı, kimisi üstünü başını değiştirdi. Su içtiler, çay içtiler, kanter içindeler. O anda telefon çaldı. Çocuğun değil, 25 yaştaki çocuğun değil. Atilla Hanım. Bu işlerde genç memura dokunulmaz. Yaşlı memur, kaşar memur tırnak içinde. Onunla iş yapılır. FaceTime, WhatsApp'dan arandı, bu işi toparladı. Peki hocam. İkinci yarı çıktılar. Buyurun. Arayan kim? Hocam peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bilsem bak, söylerim. Şimdi mesela bu Atilla Karaoğlan. Evet. Daha tecrübeli hakem. Değil mi? Evet. Daha tecrübeli hakem. Daha yaşlı. Mesela niye bu maçın mesela orta hakemi Atilla değil de bu genç çocuk oldu. Yani Atilla'nın fiziksel performansları geçemedi galiba. Vara'da. Vara'da. Niye Atilla Karaoğlan maç yönetmiyor mu seni? Bilmiyorum hocam, daha iyi biliyor. Hayır, yönetiyor. Ama oraya yönetiyor. Geleyim. Ha, merkez yani, hakem söylüyorum. Hocam, merkez hakem mesela komitesi. Niye bu maçın söylüyorum. Hakemi Atilla güzel değil? Soru, mesela. Söylüyorum. Merkez hakem komitesi diyor ki, dediler ki bana cuma günü, Ertem'in de katıldı. Evet. Herhalde gün öyle konuştun abi, sen. Biz artık tırnak içinde kaşarlaşmış hakemlerden bıktık. Çok yüz göz oldular. Kendileri derebeylik gibi ilan ettiler. Ben dinliyorum, yorum yapmıyorum. Biz genç hakemleri çıkartacağız. Sen nasıl 25 yaşında Süper Lig'de büyük maçlar, biz senin gibi 3-4 tane genç adamı çıkartalım. Peki amenna. Yalnız dedim dikkat edin. Genç çıkartayım derken deneyimsizlik maçı katliama sokar. Nitekim bugün soktu. Tabii. Şimdi Atilla Karaoğlan ikinci maçaya çıktı. Atilla Karaoğlan FIFA hakemi ise Trabzonspor'un kazandığı ilk penaltı, bana göre penaltı değildi. O pozisyona müdahale yetkisi hakkı olmadığı halde müdahale etti. Zaten 25 yaşındaki çocuğa Atilla Karaoğlan abisi müdahale etti mi çocuğa istemeyesin. Zaten hocam en büyük sıkıntı. Hocam zaten en büyük sıkıntı böyle tecrübeli var hakemlerini, böyle çömez orta hakemlerini geliyorum. Her türlü direktliğini yaptırırlar. Geliyorum. İkinci penaltı %100 penaltı. Çağlar'ın şeyi. Hamle, geç hamlesi şu. Veya ay, tek hamlesi. Açık penaltı. Esas bana yapının, hakemler içinde, aktif hakemlerce yapının tıpkı bir dönem Ergenekon yapılanması, bir dönem FETÖ yapılanması gibi. Yapılanması. Efendim? Bu pozisyon sarı kart. Hayır abi, penaltı, sadece penaltı. Sarı kart yok. Hayır abi, arka top hamle yapayım ya dedi. Sarı kart verilmesi gerekiyor hayır. mu? Yok. Top hamle yapayım tamam. dedi. Şeyin, Trabzon oyuncunun sağ bileğine vurdu. Aynen. Tartışmasız penaltı. Buraya kadar her şey güzel gidiyor. Bundan sonra bir olay benim kafamdaki bütün ışıkları yaktı. Hangisi hocam? Söylüyorum. Hangisi, merak ettim hocam. Bir pozisyon. Korner geliyor. Maç 2-2. Evet. Dakika 78 filan. Evet. Bonbonza mı? Ne bu çocuğun adı siyah için? Manza. Korner. Manza. Topa çıkıyor. Eliyle müdahale ediyor. Çağlar vuruyor veya önce Çağlar vurup eline çarpıp dışarı çarpma çıkıyor. Çarpma var mı orada hocam? Tabii ki var. Ben çarpmayı gördüm. Yani penaltı görmedim mı? Diyen. Ha diyorlar ki. Eski şu. Diyorlar ki. Banza'ya faul yapıldı. Yapılmış olabilir. Ama o senin yorumun dışında. Sen diyeceksin ki elle oynama var. Elle oynama var. Elle oynamayı gördüm. Hocam penaltı. Burada elle oynama varsa topun şekli değişmiyor. Gidiş önce değişmiyor. Var. Önce temas var. Var mı? Ben elle oynama gördüm. Ben gördüklerimi söylüyorum. Evet. Çağıracaksın. Ama önce faul olup olmadığına da hakem olarak sen karar ver diyeceksin. Kardeşim çağıracaksın. Burada işi kapatmaya çalıştı Atilla Karaoğlan. Tıpkı Atilla Karaoğlan değil, bir başka VAR hakemi Antalyaspor Fenerbahçe maçında Dzeko'nun attığı golden sonra offside diye iptal. Belki bana göre offside değil. 5 saniye içinde maç başladı. Burada da 15 saniye içinde maç başladı. Oysa ki bu tür elli oynamalarda dakikalarca oyun durur, doğru. beklenir, edilir. O penaltılarda durdu. Dakikalarca diğer o açık penaltılarda. Aynen. İkincisi açık. Ha dedim ki Atilla Karaoğlan
Bunların hiçbiri hakaret değil. Ben bunu söyleme hakkım var Türk milleti adına. Manipülasyona açık, genç hakemleri manipüle eden müthiş bir yapının adamı. Elemanı. Bu yapının içinde kimler var bilmiyorum. Kaç kişiler onu da bilmiyorum. Ama bu gece her kim ki bir daha Atilla Karaoğlan'a. Maç verir. Peki hocam. Şimdi hepsi tutuyor mesela. Geçen sene mi ne? Beşiktaşlı Enkudu'yu kafa atması ara. Hocam arada söyleyeyim sana pas atayım. Buyurun beyefendi. Hocam peki bu yapı diyorsun. Bugün evet. Var bu avidi falan filan. Evet. Peki iki kulüp tarafı da hakemden şikayetçi. Bu yapı mesela neye hizmet ediyor söylüyorum. O zaman? Söylüyorum. Ve kime? Söylüyorum. Kime? Söylüyorum. Değil mi? Hakemlerin menfaatine. Evet, de, bizim Ertuğrul kardeşim, Doğan da şikayetçi. Peki ağır konuşuyorum o zaman. Ağır konuşuyorum. Evet. Evini boyamak için gider nalburdan boya ve fırça alıp sen mi boyarsın yoksa bir boyacı ekibiyle mi tanışırsın? Boyacı çağır. Dersin varsa, ki kardeşim param varsa boyacı çağır. Bu kadar metrekare. Türkiye'de bir iş adamını öldürteceksin. Oo, Allah korusun. Bu ne cümle ablar? Ya bir dakika ben Türk milleti anlasın. Gidip sen sokaktaki sen iki tane şakala mı öldürtürsün? Bu işi taşeron olup eski bir general örneğin kayıtlarda olduğu için onu uzantıları bir çeteye mi öldürtürsün? Kardeşim. Atilla... Doğru bir örnek değil hocam. Şimdi, çok doğru örnek. Of. Eğer benim hakemim manipülasyona açıksa... Sinan abim Sinan'a bile zarar veremez. Trabzon'un golünü iptal ettiniz. İşi temizleyin dendikten sonra işi temizlemeye kalkıyorsa yüzde gözüne bulaştırıp... Bugün bana yarın sana bu yapı... ille de Galatasaray'ı şampiyon yapıp... Feneri geberteyip Trabzon'u kollayayım. Beşiktaş'a zarar vereyim diye bir yapıyor. Ne karıştırma yapı, mı? Duruma göre. Hocam o zaman İbrahim Hacı Osmanoğlu'na sabote hayır, mi var? Hayır yanlış anladın. Yanlış anladın. Şimdi kötü örnek vereceğim. Türk milletinden utanıyorum. Örneksiz Türk'ten git ya. Utanıyorum. Örneksiz git ya. Kardeş. Alo Ayşe. Bu gece şu otele git. Ertesi gün Fatma sen bu otele git. Ertesi gün Ayşe sen gitmiştin ya öteki adama git gibi. Çok herkese özür dileyerek söylüyorum. Manipüle edilir. Kullanılabilir. Muhabbet tellalı mı hocam? Ben hayır. Muhabbet tellalı falan demiyorum. Manipüle edilebilir hakem. Türk hakemliğinde öyle bir öyle. Yapı varmış bunu gördüm. Bunu niye şimdiye kadar göremedim biliyor musun? Ben hakemken Erman Toroğlu ve ikimiz bütün hakemlerin babasıydık. Doğru. Hepsinin yularları, dizginleri elimdeydi. Kimse kımıldayamazdı. Korkarlardı. Erman abiyle de aramız hocam. İyi olduğu için kimse kımıldamaya maçası yemezdi. Hocam bu senin dediğin bir yapı var kardeşim. Yapının elemanlarından biri de bak İbrahim Hacı Osmanoğlu hocam. Kardeşim. Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin kardeşlerim. Bu adam çok tehlikeli. Bu yapı... Hiç tanımam Atilla Karaoğlu. Aramda hiç kötü bir şeye geçmedi. Bu yapı bu akşam en çok kime zarar verdi biliyor musunuz? Kime? İbrahim Hacı Osmanoğlu'na verdi. Tabii hocam. Ki. Kendi memleketi Trabzon camiası. Bravo. Şu an İbrahim Hacı Osmanoğlu'na... Çok tepkili. Tepki verdi. Yanlış onu söylüyor. İbrahim bu Hacı akşam Osmanoğlu... Trabzon'un kaybında hakeminde arıyor. Bir dakika dur hocam. İbrahim Hacı Osmanoğlu ne yapsın? Hayır İbrahim Hacı Osmanoğlu'na... İbrahim Hacı Osmanoğlu maça hakem atamış. Yani MHK atamış İbrahim Hacı Osmanoğlu değil. İbrahim Hacı Osmanoğlu mesela. Ama ne oldu? İşte bu yapı. Ben de diyorum ki burada Futbol Federasyonu'na bu dediğiniz yapı bir sabote mi yapıyor? He. Bunu ben iki ay önce falan da söylemiştim. İbrahim Başkan'a bir operasyon İbrahim mu? İbrahim Başkan dikkat et demiştim. Bu yapıya dikkat et demiştik. Yani bu yapı daha deniliyor hakemlere. Yani. Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin. Bu yapı size de düşman kardeşim. Çok net konuşuyorum. Sizi kabullenemediler, sevmediler. Sevmek istemediler veya sizi sevdirmediler. Evet. Bu yapı size de karşı. Hocam bu... Bak yarın aynı bombayı Halil Umut Meler'den yiyeceksiniz. Hocam bu şimdi. Arda kardeşler. Evet. Arda kardeşler muhtemelen bu sene maçı yönetemeyecek. Bildiğim, aldığım duyum. Görüntü o. Şu an o. İleriden olur bilemem ama görün. Ve onun bir acaba hamlesi olabilir mi bu? Ben yani hissetmediğim gibi. Sinan hocam bu hissetmediğim. Yapıda, hocam bu yapıda 3 tane 4 tane kafa hakem var. Doğru. Ben ise, vermek istemiyorum. Hayır, benim denilen ise, yapıda. Ben farklı bir şey denilen söylüyorum. Yapıda. Ben yani, papaz yapıyı... hakem senin dediğin kaşar hakem 3-4 tane çok affedersiniz. Bu 3-4 tane böyle bu hakemlerden var deniliyor. Bu hakemler istedikleri gibi manipüle ediyorlar hakemleri. Doğru söyleyeyim mi? Onun için bu akşam doğru söyleyeyim bu mi? Akşam onun acaba onun cevabı olabilirim. Bakın siz bizim arkadaşımızı yerseniz işte biz de bu akşam bunu yaparız mıdır? Bunun cevabı mıdır? Güzel soru, aktif hakemin yularları, dizginleri yine eski hakemlerin ellerinde. İsimlerini bilmiyorum, hissediyorum. Ama asla ve asla Erman abiyle beni sokmayın, ben hiçbirini tanımam. Var. Ne, sen ne işin olur hakemlerim, ne telefonlarını bilirim, ne hayatımda tanıştım. Ama eski bir iki hakem
Konuşuyorlar kulüp hocam. Ben de şahit oldum. MHK'ye tekrar gelmek isteyen. Ben de şahit oldum. Aşağıda yetiştirdikleri, oluşturdukları, çocuklarla kurdukları tıpkı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne şöreklenmiş bir ara Ergenekon. Hepsi Ergenekoncu değil tabii. Burada hokkabazlık da var ama mutlaka vardır birkaç tane. Junta diyelim, junta yapılanması diyelim. MAK timinde zamanında Türk Silahlı Özel Kuvvetleri MAK timinde konuşlanmış bazı kiralık katiller. Doğru. Örneğin Haplemitoğlu'nun cinayetinde olduğu gibi. Tarihte önemli şeyler söylüyoruz. Albay Levent. Bu konularda bilgim vardır. Türk hakemliğinde de 3 mü 4 mü 5 hakem ama mutlak yularları eski bir iki hakemin elinde. Bu hakemlerin kim olduğunu bir tanesini en azından tahmin ediyorum. BG. Tahmin ediyorum. Televizyonda izlersiniz. Asla Erman Toroğlu'nu, Mustafa Çulcu'yu, Fırat'ı falan kastetmiyorum. Oo. Çok ağır konuşuyor. BG. Amaç ne? Onu da biliyorum. Ferhat Gündoğdu ve Ahmet Şahin'i çok eleştirdim. Onların iyi niyetli olduklarını düşünüyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu delidir, doludur, Trabzonludur ama namuslu adamdır. Kimse de ona cümle falan kuramaz, adamın aklını alır. Ama aşağıda büyük infial var, bir yapı varmış. Bir hocam, adamı çıkarttım bugün. Atilla hocam, bak, Karoğlu. Hocam ben şimdi bir daha hemen sonra Apoyler Asim konuşmadı. Estağfurullah. Bugün maçın hakemleri, hakem heyeti. Bugün baktığın zaman her iki kulübün yetkilileri de hakemden müzdarip. Hepsi müzdarip. Mourinho'ya bakıyorsun, Türkiye'yi aşağılar şekilde, Türkiye'ye gelmeyin, niye geldim ben buraya falan filan gibi. Bilseydim gelmezdim. O kadar da değil. Onlara o çok terbiyesiz yani. Canım ya. Bizim memleketimiz de o kadar değil, bir dakika. Mourinho, oraya da geleceğiz. Ayrı. Söylemek istedim. Burada bu hakemi MHK başkanları atarlar ve orada bir şey vardır değil mi hocam? MHK... Üç kişi atama atar. Üç atar. Ferhat atar, Ahmet Şahin atar. Bunlara kim test eder bilmiyorum. Ama ben Arda kardeşlere yapılan düdük astırmadan sonraki bir eylem olarak bunu düşünüyorum. Çünkü bu maça Atilla'yı direkt verirsen belki bunları yapamaz Atilla. Bakın, doğru. Eğer bu dediğimiz yapı böyleyse, dediğimiz gibiyse. Onun için Atilla'yı en direkt buraya verdiler ki Atilla her iki tarafı da karıştırdı. Ya Allah her iki kahretsin ya Silah'ın. Açıklıyorum. Her iki yere hocam. Açıklıyorum ya. Her iki ben kimseye, ben Türk toplumunun bildiği şeyi kimseye. 2011 şike süreci. Hocam hiç hafızada bulunuyor. Ya. Bak havaya girdim. Ama dur bir hocam, dakika. Tarih konuşuyor, tarih konuşuyor. Hocam bitirtmedin. Abicim bırak. Kendisi, ben size tarih bir şey söylüyorum. 2011 şike süreci. Hayda. Tapeler ortalarda geçiyor. FETÖ savcıları kurmuşlar, kurmamışlar. O, biz vatandaş olarak onlara inandık. Ulan. Türkiye'de, şikede oyuncular var, cezaevine girdiler. Kulüp başkanları var, bir müddet girdiler. Antrenörler girmediler. Menajerler girdiler. Hayat kadınları girdiler. Masörler girdiler. Soruşturmaya geçirdiler. Bir kısmı hakemler girmedi. Atlar bile girecekti neredeyse. Bir tane hakem girmedi. Bir tane hakem. Atlar tutuklanıyordu herhalde. İçeri girmediği gibi ifadesi bile alınmadı. Bu bir defa hayatın doğal akışına. Şikenin doğal akışına aykırı bir durum. Şimdi açıklıyorum. İçlerinde bir tane hakem vardı. Hiçbir soruşturmaya tabi tutulmadı. Tapelerde konuşmaları gırla geziyordu. Bu kumpası yapan ekip o tapelerin içinden bu konuşmaları tek tek çekti aldı. Tek tek. Bu eğer bir FETÖ kumpasıysa, ki öyle, yargı kararı var. Şu anda da her şeyin ne olduğunu anlıyoruz. Rahmani davranmasını bekleyemezsiniz. Başkanlar, hocalar, oyuncular, menajerler, masörler içeri girdi. Bir hakem yok. Çünkü hakemi bütün konuşmalara ayıklandı. Kim hocam o? Bu bir hakem. O devirde. Önemli maçları yöneten bir hakem idi. O hakem mesela şöyle söyleyeyim. Ben aktif doktorum. Bir yeni doğan çetesinde filan. Birden doktorluğu bırakıyorum. Çekiliyorum kenara. Ne düşünürsünüz benimle ilgili? Hem hakemliği bırakıyorsun. 2 ay sonra. Hem de mesleğini bırakıyorsun.
Şimdi bir bulmaca çözelim. Bütün bu FETÖ kumpasından sonra, bunlar Temmuz'da oldu. Eylül-Ekim'de Devrim Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar beni oğlunun nikahına çağırmadı diye hakemliği bırakan. Daha sonra da mevcut devlet memuru mesleğini bırakan kişi kimdir? İsim vermem. Hukuk var. İsim vermem. Onda siz bizi izleyen binlerce, yüz binlerce hocam, aziz seyirciler cevaplasın. Arkadaşlar ben bunları artık yemiyorum. 3-4 hakem yapının içinde var. Bir veya iki eski hocam, hakem hakemlerle vıcık vıcık, tekrar söylüyorum, asla Mustafa'yı, Erman abi, Fırat'ı zemmetmiyorum. Onları tenzih ediyorum. Kim kaldı hocam zaten? En azından Erman'la ikimize bu konuda, Mustafa'ya da kefilim. Hocam Fırat, Deniz de değil, bitirdim. Deniz Ateş Bitnel de değil. Ben bilmem. Ben Deniz Ateş Bitnel'i ben tanımıyorum. Ha, o da mağdur ama. Onda mantıken olmamış. O çok mağdur hocam. Hocam ben sana bir şey başına neler hocam, geldi. Şimdi düşünün bakalım. Abdülkerim abi hiç kaçıncı hafta? Bir de bitiriyorum ben. Kaçıncı hafta? Kaçıncı haftadayız? 11. Ben 11. haftaya kadar. Bakın 11. haftaya gelene kadar. Evet. Futbol Federasyonu seçimlerinde İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun demeçlerinden bugüne kadar gelinen süreye baktığım zaman, şu görünen fotoğrafa geniş olarak baktığım zaman, bazı hakemler, yapı dediniz bilmiyorum neyse, o hakemlerin Futbol Federasyonu'na bence sabotaj yapıyorlar. Bilhassa bazı maçları çok kötü yönetiyorlar. Bilhassa bazı maçları karıştırıyorlar. Hem iki tarafı birbirine vurduruyorlar. Bugün iki takımı da birbirine vurdular. Şimdi soruyorum. Apo'da yanımda bir arkadaşım aradı. Maçla ilgili ne düşünüyorsun dedim. Evet, futbol adam, ismini vermeyeyim. Ben anlamadım dedi. Ne oldu maçta dedi. Hem oraya hem oraya dedi. İşler oldu dedi. Yani ya bir hakem kardeşim, her iki tarafı da aynı şekilde hatalar yapar mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani Trabzon'un bariz golünü vermiyorsun. Dönüyorsun öteki taraftan. İşte Fenerbahçe'nin işte penaltı diyorsun. Bilmem neyi vermedi diyorsun. İkinci penaltı falan diyorsun. O kartlar martlar. Yani istediği gibi maçta oynadılar. Ben de diyorum ki burada bu Futbol Federasyonu'nu ve MHK'yi beğenmiyor bazı hakemler. İstemiyorlar. Hakemler değil. İstemiyorlar. Hakemler. Veya dışarıdaki yapı. Hakemler. Hakemler hocam, en son tetikçi. Hocam girelim ona ama. Hakemler Abdülkerim en son abi, tetikçi. Abdülkerim abiye hiç söz hakkı vermedik. Bir Abdülkerim evet, abi. Bir değerlendirme. Neresinden başlayacaksın bilmiyorum ama uzun sürede yorum yapacaksın bu konuda herhalde. Fenerbahçelilere seslenmen gereken yerler vardır. Evet. Neler söyleyeceksin Abdülkerim abi? Şimdi uzun süre zaten konuşmama gerek yok. Ahmet Çakar'ın işi bu. Mesleği bu. Hakem. Yani o daha bizden daha fazla şeyler biliyor bu camiada neler olduğunu. İşte örnekleriyle ta 2010'lara 11'lere giderek anlattı. Dolayısıyla ben de ilgiyle dinledim. Ben şuna bakıyorum. Bu maçtan önce hatta bu hafta başında Galatasaray'la Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın arasında 8 puanlık bir fark oluşmuş. Evet. Birer maçta eksik ama Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de. Tamam mı? Millet neydi konu? Bunu sen de kendi YouTube'unda yaptığında söyledin. Rasim başka yerlerde söylüyor. Evet aynen. Dediler ki Beşiktaş Kasımpaşa maçını kazanamazsa Fenerbahçe de Trabzon'a gidiyor. Çok zor. Ligin en zor yerine gidiyor. Lig bitiyor. Lig biter. Evet. Tamam mı? Tabii. Trabzon bugün galip gelse lig biterdi. Evet, evet, bu, bak. Yemeye çalışıyorlar. Gördün mü? Lig biter. Yemeye çalışıyorlar. Evet. Evet. 8 evet, puan olacak. Değil mi? Görüntü buydu. Evet. Bugün ne oldu? Lig bitmedi. Puan farkı normal 5'e indi. Evet. Daha bir tonda maç var. 20 küsurdan fazla maç aynen, var. 20'den fazla maç var. Evet. Dün Beşiktaş kazansaydı Fener'le aynı puanda olacaktı. Hatta fikstür açısından Fenerbahçe'den daha avantajlı olacaktı. Doğru. Değil mi? Doğru. Galatasaray ve Trabzon deplasmanlarını bitirmiş olacaktı. Evet. Birçok da zorlu deplasmanı bitirmişti Beşiktaş. Beşiktaş bunu kullanamadı. O maçı irdelersek Beşiktaş kötü oynadı. Çok kötü. Hem de fena. Peki ama. Ya Kasımpaşa 10 kişi kalsaydı. Öyle bir durum oluştu dün. Değil mi? Başka bir maç olabilir miydi? Olabilirdi. Bilmiyoruz. Tahmin ediyoruz yani. Tamam mı? Ama amaç hasıl oldu. Beşiktaş 8 puanla kaldı. 5'e indirmesi bekleniyordu herkes tarafından. Olmadı. Bugün de Fenerbahçe'nin puan farkının 8'de kalması istendi. İstendi. Çok. Birçok kesim tarafından. Birçok kesim tarafından. Tamam mı? Birçok kesim tarafından istendi. Ve bence bugünkü yönetim, bugünkü maç oynanış tarzıyla, var hakemiyle, özellikle var hakemiyle bu bana çok masum bir şey gelmiyor. Fenerbahçe'de 8 puan fark kalsın. En kötü 2-2'de bitse 7 puan olsun. Tamam mı?
Peki bu durumda bunu düşünen insanların amacı sadece hedefi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu zor durumda bırakmak mıdır? Bu durumda çok zor durumda kalacak eğer öyle VAR hakeminin istediği gibi bitseydi maç bu maç. Yani Fenerbahçe'nin puan kaybıyla bitseydi Ali Koç'un sallanan koltuğu daha da fazla sallanacaktır. Tabii. Bir taşta beş kuş, anladın üç kuş, dört yani kuş. Yani İbrahim Hacı Osman'a belki de bu yapı denilen şey bir an önce bu Fenerbahçe'nin başkanının, yönetiminin buradan gitmesini istiyor. Çünkü bu bugünkü sonuçta Fenerbahçe kazanamasaydı zaten sallanan bir koltuk var değil mi? Taraftar zaten böyle bekliyor. Doğru. Şimdi Fenerbahçe taraftarı biraz durmuştur 5 puana inince. Ama bugün böyle gitseydi maç gene bugün Ali Koç TT olacaktı en başta. Tamam mı? Yeter artık. Bitti. Bu senelik erkenden bitti. Hadi abi güle güle. Şimdi böyle de düşünebiliriz. Tamam mı? Ama her neyse olsun, hedef kim olursa olsun Fenerbahçe bugünkü maçın geneline baktığında iki takımla da yanlış olmuştur falan filan tamam. Ama bu maçın hakkı Rasim Ozan kardeşime teşekkür ederim. Aynen, 3-2. Bu maçın adaletli sonucu Fenerbahçe'nin galibiyetidir. Kesin. Tamam mı? Bak ben de bu kanaatteyim Galatasaray'a. Bu ilahi adalet tecellisidir. Ben şeyin pozisyonuna ilk Okay'ın attığı gole gol dedim. İçeride Sinan'da gol. Evet, gol bence dedim. De gol. Gol dedim tamam mı? Yani ben olsam hakem ben böyle sert itme bu kadar itmeleri falan benim futbol var. Zaten bunu söyledim. Bırak abi öyle olsun. Trabzon 1-0 öne geçseydi. Trabzon zaten daha kolay, daha güzel bir dakikada 2-1 öne geçti. Koruyamadı. Demek Fenerbahçe 1-0'ın altından da kalkabilirdi. Daha kritik bir dakikaydı. Tabii ki 2-1. Daha kritik bir dakikada 2-1 geriye düştü, kalktı. Erkenden Trabzon'un golünü versen Ahmet Çakar'ın devre arası dediği operasyon olmayacak zaten. Olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani bu uydurma bir penaltı verilmeyecek zaten o zaman. Fenerbahçe içeri 1-0 geride girse ya da 1-1 gitse. Her ne yapılmak istendiyse Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ta aynı safta kalması dilendi. Ve bu olmadı. İlahi adalet olabilirdi. Bakın geçen sene de Fenerbahçe 2-0 çok rahat öndeydi. Ne olaylar çıktı değil mi Trabzon'da? Sonra 3-2. Bir anda 2-2'ye geldi. Orada ne oldu? Yine son dakika ilahi adalet Batshuayi garip bir gol attı. Bugünkü gol de 112. dakika olma ihtimali. Nereden? Nasıl geldi? Ne yaptı? Ayak yerin altından çıktı sanki. Anlatabiliyor muyum? Yani amaç hasıl olacaktı olmadı. Onun için bugün şöyle oldu. Her iki takıma da falan filan. Ben o kanıda değilim. Evet bak söylüyorum Trabzonspor'un golünü ben hakem olsam veririm. Ama hakem Ahmet hocam hatırlayacak. Okay'ın bu sayılmayan golünden önce yine Okay mıydı? Birisi bir kafa daha vurdu biliyor musun? Yine Mert Günok yere düştü. İtilme. Mert Müldür yere düştü. Ve hakem onu normal bir seyirine bıraktı. Çalmadı düdüğü. Hemen arkasından sayılmayan iptal edilen golde daha düdüğü havada çaldı. Top daha gelirken havada. Çaldı anlatabiliyor muyum? Oradan etkilendi. Ama Fenerbahçe aleyhine maç 1-0 giderken verdiği penaltının izahı falan olmaz. Tamam mı? Ancak bir laf var ya klasik. İzahı olmayan lafın. Bu Atilla Kıroğlu'nun kaçıncı halt yemesidir. Tamam mı? Bu seferlik olmadı. Bak bu seferlik olmadı. Bunlar devam ettiği müddetçe bu devam edecektir. Oyunla ilgili kısa bir şey söyleyeyim. Ben Şenol Güneş ve Trabzonspor'u hakikaten tebrik ediyorum. Yani mücadelelerinden dolayı açık söylüyorum. Çarpıştılar sahada evet, resmen. Çünkü bunu... Ben bu kadar iyi oynayacaklar evet, beklemiyordum. Bunu bir Trabzonspor'un bu senenin ayıbını örtmek üzere kurmuşlar ki normali budur. Çünkü Trabzon'un bu yaşta içinde olamayacak belli oldu. Bugün yense de olamazdı ha onu söyleyeyim yani. Olamazdı. Şenol Hoca ve oyuncular bunun farkındaydı. İnanılmaz bir motivasyonla güçlerinin en sonuna kadar oynadılar. Tamam mı? Orada hiçbir beis yok. Zaten Trabzon'u bir daha böyle mücadele ederken görmeyeceksiniz. Görme bakın buraya yazın. Görmeyeceksiniz. Niye Galatasaray Beşiktaş işte... Görmeyeceksiniz. Öyle olsa geçen sene görürdünüz zaten. Anladın mı? Görmeyeceksiniz. Dolayısıyla ben burada Şenol Güneş ve Trabzonsporlu oyuncuların elinden gelen her şeyi yaptığına inanıyorum. Bu ara maç Şenol Güneş'in açıklaması var. Hani bu maçı biz kazanabilirdik de şansımız biraz daha yaver gitseydi demesi doğru. Ama bu maçın tartışmasız hakkı Fenerbahçe'nindir. Fenerbahçe çok daha klas, çok daha yaratıcı oyunculara sahip. Trabzonspor sadece maçın ismi Fenerbahçe maçı olduğu için tabii, böyle bir... Tarihsel bir şey var. Tarihsel böyle bir şey ortaya koymuştur.
maça başlangıcı süperdir şeyin. Hiç kimsenin beklemediği şekilde. Çünkü ilk 15 dakika biz ne bekledik? Trabzonspor'un orta sahası var. Affedersin 3 tane kazma tipli oyuncu değil mi? Yumuşak değil. Öyle yani iri yarı 3 tane oyuncu var. Yaratıcı bir oyuncu yok. Bardi'yi falan da oynatmamış. Güçlü yapmış. Ne bekliyorsun? Trabzon beraberliği cebe koyup kontrollü bekleyecek zannediyorsun. Herkes böyle bekliyordu. Fenerbahçe de böyle bekliyordu. Fakat Şenol Güneş tam tersi bir şey yaptı. Önde inanılmaz bir baskıyla yaptı ve Fenerbahçe ilk 15 dakika şaşırdı. Bu ara 2 tane de %100 gol kaçırdı. Evet. Trabzonspor. Tabii. O konudan tekrar tebrik ediyorum. Fakat Fenerbahçe'yi daha çok tebrik ediyorum. Bakın şöyle bir atmosferden, şöyle bir hakem kararlarından hem de 1-0 iken 2-1 geriye düşüp oradan etkilenmeyip bayağı cesurca değişiklikler yapıp herkesi neredeyse oyuna atan Kostic'i geçen sene yaşananları da düşünerekten buradan tekrar 3-2'ye maçı getirmek başarıdır. Bu büyük bir başarıdır. Ligin en azından daha çekişmeli gitmesine vesile olmuştur. Şunu söylüyorum, son günlerin moda deneyimiyle yapı yapı diye konuşuluyor ve insanlar bu yapı kelimesinden oynamaya başladılar. Ne yapısı ya falan filan. Taş bitti yapı paydos. Yapı her şey yapı yapı. Ben bu yapı lafını Fenerbahçe çıkarmış gibi anlatıyorlar. Ben bu yapı lafını ilk Erden Timur'dan duydum. Alanya maçı 2 sene önce Sacha Boey orta sahada bir kaleci kalesinden çıktı mıktı diye düşürdü müşürdü dediler. Sacha Boey açıldı, atıldı oyundan ve maç 2-2 bitti. Aynı gün o tehdit olarak açıklanan bu ligi bitirtmeyiz açıklamasında Erdem Timur'un kendisi ben ilk orada duydum. Dedi ki bu Türk futbolunda bir yapı var. Hatta zamanında bizim de istifade ettiğimiz bir yapı. Ama bu yapıyı kaldıracağız ortadan dedi. At bulsun çocuklar çıkartın. Bulsanız onu arkadaşlar. Bizim de zamanında geri geldiğinde istifade ettiğimiz bir yapı var. Artık bu yapı yıkılmak. Mehmet Ali bulalım onu. Falan dedi. O zaman bu yapı lafını çok da böyle küçümsemiyorlardı. Şimdi mesela küçümseme başladı. Böyle bir yapı varmış. Cevap vereyim. Varmış yani yok muymuş? Fenerbahçe deyince böyle bir yapı yok. Değil mi? Ama Galatasaraylı bir ölçü söyleyince kimse ne yapısı ya falan demedi. Apo şimdi güzel konuştu. Söyleyeceğim güzel anlattı. Bu. Tamam. Ama şimdi böyle büyük maçlarda öne geçtin mi daha farklı oynarsın. Şimdi Trabzon bu maçı yani Trabzon'un golü sayılsaydı bugün çok da farklı olabilirdi. Yani o zaman skoru daha ele geçiriyorsun. İstediğin gibi oyunu oynarsın. Belki daha kontrol oynarsın. Arkada kapatırsın. O kadar açık vermezsin. Tamam Fenerbahçe daha iyi takım. Fenerbahçe daha çok pozisyonu var ayrı. Evet. Ama kardeşim sen ver golü. Ya şimdi durup dururken şimdi bakıyorsun. Bir art niyet olduğunu nasıl anlıyorsun? Ya bazı bak şimdi bakıyorsun. Bakın arkadaşlar hep burada herkes akıllı. Tabii, seyredenler de akıllı insanlar. Tabii. Şimdi bir penaltı pozisyonu var. Ve penaltı pozisyonunda çok net bir penaltı. İkinci penaltı. Burada VAR'a gidiyorsun. Bakın. Burada çok net. Ama öteki taraftan bir net golü hemen saniyesinde iptal ediyorsun. Ya burada niyeti anlaman lazım. Yani bak saniyesinde Ertem. Değil mi? Hemen çaldı değil mi? Tabii. VAR'a bile gidemedi. Yani sen kardeşim bırak sen. Trabzonspor'un golünü ver. Oyun ona göre oynasın. Yani burada bir niyeti ortaya koyuyorum net ben. Net gol. Bak birinci penaltı tartışılır. Verir tabii de vermez de. Yani ne o Ferhat Gündoğdu geçen dedi ya Icardi gibi. Hakem, Icardi'nin pozisyonu gibi. Evet. Hakem kararı. Hakem verebilir de vermeyebilir. Tartışırsın. Bazına göre penaltı. Trabzonsporlara sor. Herkes penaltı dönüyor pozisyonu. Ama ben derim %50, %60 veririm vermem. Muhalle ama ikinci penaltıya penaltı olur penaltı derim. Yani Çağlar'ın yaptın. Burada muallakta bile kalıyorsun bak bu pozisyon gibi pozisyonda çok net pozisyonda VAR'a gidiyorsun. Ama öteki çok bariz pozisyonda iptal ettiğin pozisyonu anında düdüğü çalıyorsun arkadaş. Peki bir şey soracağım. Buyur canım. Çok önemli, çok önemli bir şey soracağım. Değil mi hocam? Büyük resim haklısın. Dün gece Beşiktaş Kasımpaşa maçında bir pozisyon var. Bu yapı dünkü Beşiktaş Kasımpaşa maçındaki bir Zorbay Küçüğü de gıdıklamış, manipüle etmiş. İtilen bir pozisyon var. Rafa evet, Silva. Evet. Bana göre kırmızı kart değil. Bana o göre itmeyle, kırmızı kart. Hayır. Bana göre bariz o itmeyle, kart hocam. Bana göre o itmeyle düşmez. Düştü ama. Zorbay düdüğü ağzına götür. Evet dün verdik onu konuştuk.
sonra çekiyor. Sonra niye? Çekti. Aynısını niye? Söyledim. Ya bu hakemlerle niye olmaz? Niye? Şey cevap verin. O görüntüyü versenize bir. Bir de şunu söyle. Ah şu dur. Bundan sonra hakem Zorbay Küçük'ün tam düdüğü ağzına götürüyor, vermiyor. Devam ettiriyor. Bir görüntü var arkadaşlar. Onu versenize. Benim de aklıma çoktu. Ah şu. İşte hocam burada bu çalıyor. Bak çalacak. Vazgeçti. Ya vardan bir şey geldi. Hayır, ya ben bir dakika. Bir şey hocam ne aklına geldi? Ya da yapı aklına geldi. Yapının o sizin yapı dediğiniz neyse. Yapı ne yapar? O yapı hizmetleri neyse misiniz bilmiyorum. O aklına geldi. Yapı muhtemelen şöyle hocam yapar. Orada Şerim abinin dediğine çıkıyoruz hocam, ama. Geçen hafta Beşiktaş mağdur oldu. Hocam. Ama gözünüz gerek edeyim kalmadı yapıya. Hocam sana en güzel bak pası attım. Neymiş? İkinci penaltıyı. Çok net olan penaltıyı. VAR'a gidiyor. Tabii. Muallakta bile kalmıyor. VAR'a gidiyor. Direkt vermesi gereken. VAR'lık bir durum yok o penaltıda. Ama öteki tarafta saniyesinde düdük çalıyor. Sebebini sana söyleyeyim. VAR'a yani gitmiyor. Bırak evet sen gol olsun. Sonra hayatta satın alınamayacak. Anladın mı arkadaş? Yönlendirilir Erto. Değil mi ama? Tecrübe. Tabii. Evet. Güzel. O çocuk dağıldı. Gol iptalinden sonra ona çocuk sahada bir daha yok. Ben bir soru sorabilir miyim? Yok 38'den sonra çok önemli bir şey soracağım buyurun size. Buyurun beyefendi. Ben yapayım tamam mı? Evet. Oturduk bir mahkemedeyiz. Ben size diyorum ki tamam biz bir yapıyız. Evet. Türk futbolunu çürütmeye çalışıyoruz. Yapma. Değil. Türk futbolu amaçlı çürütmek değil. Bitirmeye çalışıyoruz bazılarını. Ali Koç'u, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu, Ahmet Çakar'ı, biz, Erman Toroğlu'nu, Sinan Engin'i, Abdülkerim Yılmaz'ı. Biz kullanılmaya. Tamam. Başlarında 2 tane soru eski hakem var. Biz kullanılmaya açık. Bedeli mukabili yapan bir tetikçi grubu. Tamam soru şu. Son nihai sokak tetikçilerimiz de sahadaki hocam hakemler. Soru şu. Buyurun. Soru şu. Tamam biz tetikçiyiz. Biz bir yapıyız. Biz yapıya hizmet ediyoruz. Ben de sana soruyorum o zaman hocam. Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerken bu yapı neredeydi? Göztepe 2-0'dan 2-2'ye getirirken bu yapı neredeydi? Tabii canım, tabii, Samsun tabii. Spor 2-0'dan 2-2'ye Fenerbahçe her maçında getirirken yapı ya, neredeydi? Bir, bir de bir de bir de hocam diyeceğim. Yapı. Hocam bir saniye. Ozan şeytan Tufan. Hocam gizliyor. Ozan Tufan bir dakika şeytan ayrıntıda gizli de ben Ozan'ın çok iyi bir insan olduğunu biliyorum. Ama Ozan Tufan kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Topu en kolay olan kaleye atmak, en zor olan yanında 2 Fenerbahçeli var. Trabzonsporlu futbolcuya atmaya çalışıyor. Ben niye de desem ki, peki bu yapı kim? Kim? Bu ne peki? Ozan Tufan. Futbolcu hocam Ozan tercih yapıya falan gerek bırakmıyor. Futbolcu yanlış tercih yapmış. Yanlış, kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Burada topu gitmiş ağlara gönderemez mi? Gönderemeyebilir. Ama sağ tarafında Abdülkerim abi 2 Fenerbahçeli var. Oradaki işte bu kendine güveniyor. Ertem, o korkuyor. Yani 2 Fenerbahçeli var. Sağ ayağıyla Ertem. Bak normalde sağ ayağıyla kaleye o kalecinin sağ solunda var. Niye biliyor musun? Ya bir önceki görüntüyü ya. Ertemciğim kendine güveni yok. Bakın. Arkadaşlar. Bak Abdülkerim abi, Sinan abi. Ozan Tufan'ın kendine güveni yok. Allah orayı da Allah görmüyor. O iki futbolcu, o iki futbolcuyu da göremiyor. Çünkü o da inanamadılar. Sinan abi, şimdi oldu ama bir futbolcunun bir kendi Hulski'de oynamış. Hayır, bunu niye yapıyor? Fenerbahçe'de oynamış bir futbolcunun bir dakika, nasıl güveni olmaz ya? Bunu neden yapmıştır sence? Dediği gibi el ayağı birbirine aa, giriyor orada. Güvensizliğinden. Hayır ben ama bak ben farzı misal diyorum. Rasim ben burada diyorum ki Abdülkerim abi. Burada diyorum ki şimdi bir de öbür taraftan da konuşmak lazım. Sırf böyle tarafta hani Fenerbahçe üzerinden konuşursak da olmaz. Hayır hayır hocam. Ertem, hocam bütün oklar Galatasaray'a çıkıyor burada. Hocam birbirimizi kandırmayalım. Burada bütün oklar Galatasaray'a çıkıyor. Hocam biz burada Galatasaray'ı şu anda Türk futbolunun yapıyla beraber domine ediyor diye konuşmuş oluyoruz. Şimdi size yaşanmış bir örnek. Bunları söylemezsem olmaz ki. Siz cevap verin yani benim dediğime. Bundan 2 önce. Galatasaray'la ne alakası? Hayır hayır ya o değil mesele. Mesele ne? Ben, Ertem birazdan bana bir söz ver. Ben diyorum ki yapı deyince aklınıza kim Fahri geliyor kime hizmet ediyor? Galatasaray'a gönderiyor. Burada menfaat sağlayan Galatasaray'a gönderiyor. Biraz sonra anlatacağım olay. Sizce hakemliği düsturuna uygun mu? 20 tane hakem toplanmış. Maçın hakemi Volkan Bayarslan Galatasaraylı Icardi'nin attığı golü VAR yardımıyla iptal etmiş. Hani Torreira ayağını soktu ya, faul verdi evet hakem Icardi. Riva'da hakemler toplanırken bir hakem kalkıyor. Beyler Galatasaray'ın o golü nasıl iptal edersiniz diyor. Volkan'a ve VAR hakemine. Evet. Bilin bakalım bu hakem kim? Atilla Karaoğlan. Evet. Bütün yollar Bağdat'a çıkıyor. Bütün bu emareleri toplayınca Türkiye'de... Bakımdan doğru.
Son durak sahadaki tetikçi hakemler. Onun tepesindeki organize suç grubunu açıklıyorum. Bazı birkaç eski hakem, onların patronları kim bilmiyorum. Ve bunlar MHK'leri götürüp getiriyorlar. MHK'lere rağmen her türlü herzeyi yiyorlar. Federasyon başkanlarının ruhu duymuyor. Bunu yapıyorlar. Kimin gücü yetiyorsa. Belki bedeli mukabil. Ben bunu bu akşam fark ettim. Çok net de söylüyorum. Atilla Karaoğlan. Şimdi yaptığı işlerden düşünüyorum. 2 sene önce Beşiktaşlı Enkudu Antep'te birine kafa atıyor. Var evet, diyor ki Atilla ya gel kafa attı diyor ya. Normalde şeydir ha. Gidiyor bakıyor. Gidiyor bakıyor hayır diyor atmadı diyor. Şimdi bunları hepsini alt alta koyunca çok pis bir tablo çıkıyor. Ben de son söyleyeceğimi söylüyorum. Sayın İbrahim Hacı Osman. Hocam niye son ya? Ferhat Bey, Ahmet Şahin. Atilla Karaoğlan'a düdük astırmazsanız ben de buradayım. Siz de bu tehdit falan değil haşa. Asılması lazım. İbret alemi için. Bak Arda kardeşler için bu kadar net konuşamıyor. Şu ana kadar Türk futbolunda şu ana kadar gelinen noktaya ve kulüp demeçlerine Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonlara baktığın zaman bir yapı var. Bu yapı sadece Galatasaray'ı koruyor. Hayır ben öyle bir şey demedim. Bir dakika. Çıkan şey. Öyle anlaşılıyor ama. Anlaşılıyor. Evet. Sadece Galatasaray'ı koruyor. Galatasaray bu yapı sayesinde gidiyor. Çıkardığımız fotoğraf. Öyle diyorlar. Resim o. Öteki kulüpler hepsi de bu hepsi yapıdan nasibini alıyor negatif olarak. Tabii evet. Olmaz değil mi? Tabii bunun için ben bir tahmin demiyorum. Erten ben bir konuşayım. Hayır bunların çok Rasim hiç konuşturmadık. Şimdilik için. Hocam ben Rasim hiç konuşturmadık. Rasim ben izleyicim. Bir kamera verin de bir kamera var. Bir kamera ben alayım. Rasim en baş. Bir dakika Rasim en baştan bir şey söyledi. Kısaydı. Evet, bir cümle kurdu. Ben diyorum ki madem Galatasaray'ın lehine diyorsunuz siz. Öyle anlıyoruz biz diyorsun. Daha geçen hafta Fenerbahçe-Trabzon maçı oynanmadan Okan Buruk ligde bütün fahiş hakem hataları en çok Trabzon ve Galatasaray oynuyor. Öyle dedi. Siyaset. O kimden? Siyaset. Öyle dedi. Ne yaptı? Bak. Ne yaptı? Siyaseten diyor. Yani yapıyor Okan da siyaset yapıyor. Futbol siyaset. Doğalı futbol siyaset yapıyorlar abi. Mourinho da siyaset yapıyor. Demek ki rahatsız oluyorlar. Bak, şimdi bak ben samimi söylüyorum. Bana bizim Galatasaray camiasına tepkiler yağıyor. Ya kardeşim gördüğümü söyledim. Bu maç 2-2 bitseydi Fenerbahçe'ye haksızlıktı. 2. Atilla Karaoğlan da Trabzon kazansın diye çalışmadı. Çok. Atilla Karaoğlan maçı 2-2'ye bağlamak istedi. Ama bak net. Doğru hesapta yoktu. O son dakikada oldu. Maçı 2-2'ye bağlamak istedi. Ahmet Çakar'ın dediği gibi devre arasında telefon geldiğine de inanıyorum. Kanıtım yok inanıyorum. 2. Şu çok önemli. Ama bundan hareketle bak bu maçta 3-2 hakkıydı. Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi. Trabzon'un golü verilmedi. Trabzon'un ilk penaltısı da bana göre palavraydı. Fakat bu maçtan hareketle Fenerbahçe'nin başarısızlığını dış mihraklar yapı diye bir şeye dayayıp ondan ötürü bütün problemi oraya götürmekte. Kim diyor? Fenerbahçe. Bak Erdem çok güzel bir şey söyledi hafta içi. Ben de arayıp tebrik ettim. Galatasaray önüne bakıyor kardeşim. Beşiktaş'ta Fenerbahçe loser muhabbeti yapıyor. Ben bunu Acun'a da burada söyledim. Abi kaybeden adamın bahanesi çoktur. Dünyada geri kalmış ülkelerin de bahanesi çoktur. Hiçbiri bizim hatamız yüzünden geri kaldık demez. Öyle diyenleri Kore gibi, Tayvan gibi zaten diğer lige sıçrıyor. Türkiye'de inşallah 11. sıraya geldi. Türkiye'de sıçrar inşallah. Yüksek gelir tavanına. Biz şimdi başarısızlığın bahanesi yok. Mourinho'nun açıklamaları grafik olarak. Dedi ki kardeşim Derval'i getireceğiz. Israr edeceğiz. Florya'dan taşları temizleyeceğiz. Çakıl taşları. Rasim bir Mourinho'nun açıklamaları bir de Mourinho'yu soruyorlar bana. Ha, maç öncesinde. Bizim Galatasaray'ın olayı diyorlar. Ertem'ciğim. Merhaba. Sana da teşekkür ediyorum. Şu an Galatasaray idarecileri diyor ki Eren Elmacı da yapı. Ne? Eren Elmalı da diyor. Eren Elmalı diyorlar. Fenerbahçe 2 gol attırdı. Al Galatasaray'da bak komple diyorlar. Ya kalıyor alakası yok ya. Hayır. Rasim'in de başını çektiği grupların bu yapı işini sulandırma işi. Eren Elmalı tepkili. Bir şey söyleyeceğim. Bak görüyor musun? Sulandırma işi. Ben değilim. Yıllardır yaptık. Eren Elmalı Trabzon yeni futbolcu. Sen takdirinde şunları çelişen futbolculardan bahsedin. En formda oyuncusu yalnız boş verin.
Bırakın hakem makem yapı falan da diyoruz da. He yapı yapı. 112 dakika oynanan futbolda. 40 dakika. Top 40 dakika oyunda kalıyor ya. Bravo. Bakın top 40 dakika. Bravo Sinan abi, alkışlıyorum. İşte Türk futbolunun haline bakın. Rezil Türk futbolu. Rezil. En az 55-56 dakika oyunda kalması lazım. 90 dakikalık maçlarda genelde 45-46 evet. dakika kalır. Kimin yüzünden oluyor? 112 dakika. 112 dakika abi. İşte o Türk futbolcusu, futbolcuların yüzünden. Tabii Türk ya futbolu, rezil ya. Futbolun yüzünden, futbolcuların evet. yüzünden. Ya hakem zırt. O yatıyor, o kalkıyor, bilmem ne yapıyor falan. Rezil hepsi ya. Hepsi 3-4 milyon euro alan futbolcular. Rezil abi farkında Rasim, mısın? Rasim, bir şunları bir okumam lazım. Türkiye'de ya. Oynayıp kendi vatanına döndüğünde yabancı oyuncular Türkiye'ye dalga geçiyor. Beni Douglas'ı gördün mü Konya Sporlu? Dal geçiyor herif ya. Evet, biz yolu uyduruk gene şimdi, prim alıyorduk. Mourinho biraz sert mi çıktı? Prim aldık anlamadım. Mourinho biraz sert mi çıktı? Maçın adamı Atilla Karaoğlan. Görünmez bir adamken maçın adamına dönüştü. Fenerbahçe taraftarları adına konuşuyorum. Onu bir daha ne sahada ne de VAR'da istiyoruz. Burnuma kötü kokular geliyor. Biz sisteme karşı oynuyoruz ve en zoru da bu. Dur. Mourinho sistem diyor. Erdem bu Yılmaz Dural mı? Yılmaz Dural gibi geldi bana. Sen de Yılmaz Dural gibi yuvarlandı. Yılmaz Hoca, Yılmaz Hoca adamdır, candır. Jose Yılmaz Mourinho. Rasim bir saniye. Diyemez miyim ya? 60 küsur yaşında adam. Zeynep gülüyor bak göster. İşi uyandı. Bu dedikleri zaten benim laflarım. Hocam seni resmen, evet. resmen Mourinho'nun danışmanısı kabul et. Mourinho'yla buluştun. Mourinho dedi ki bu söylemlerle başarılı evet, olursun. Ara itiraf edeyim. Evet, gece hocam pavyonda buluştuk. Santana pavyonda. Evet ben buraya Rasim bir saniye Rasim sakin. Ben buraya gelmeden önce bir sürü şey söylenmişti ama daha da kötüymüş. Evet. Zor rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme ve VAR'a karşı da oynuyoruz. Bizler pes etmeyeceğiz. Hikayenin sadece yarısı anlatılmış. Tamamı anlatılsaydı gelmezdim. Bağırma ya. Bu ne biçim şey ya? Burayı 3. dünya görüyor. Gelmezdim Türkiye. Ulan sen gel buraya. Bir öncekini getir. Şeyine mi geliyorsun? Rahibe Teresa'sına mı geliyorsun? İnanılmaz evet, bir para aldın. Katrilyonlar aldın. Katrilyonlar. Gelmezdim. Bu ne ya? Bu nasıl bir Türkiye küçümsemektir? Bu nasıl bir Türkiye yaşamamak? Rasim, sisteme ve VAR'a karşı... Rasim yapıyorum. Bir saniye, ben Ahmet Hoca'ya şunu soracağım birazdan. Buyurun, ceza alır mı bunlardan sonra sisteme ve VAR'a karşı? Devam ediyoruz. Üçüncüsü geliyor. Bu olay değişir. Sistem daha güçlü gelirse sözlerim uçar kaybolur. Belki de Fenerbahçeliler daha da farkında. Bu yapılanlar saklanmıyor. Bright'a yapılan kırmızı değil mi? Karaoğlan kahve mi içiyor? Atilla Karaoğlan'ı söylüyor. Karaoğlan kahve mi içiyordu? Görmedi mi? Hakem vermedi ama Karaoğlan hazırda bekliyordu iki penaltı vermek için. Bizim pozisyonda Türk çayı mı içiyordu? Bize olan pozisyonlarda uyuyordu. Buna gülüyoruz. Ciddiye alırsak olmaz. Ben Türk değilim. Siz Türkler bunu konuşun. Ben konuşursam ağzım kapatılacak. Sistem bana saldıracak. Siz Türkler bunu dile getirmeli. Burada dur. Hocam adalet ama. Müsaade et. Mourinho haklı davanda. Genetik olarak küstah ve kibirli adam olduğun için. Bravo. Haklı davanda cümleler geçtikçe itici, sevimsiz, kibirli, egolu, küstah ve terbiye sınırlarını zorlayan bir adam haline geliyorsun. İlk metin doğru. İşi uyanmışsın. Karaoğlan'ı ben senden önce şey demişim. Yapının bir üyesi bu herif demişim. Ama bundan sonra artık kibir başlıyor. Türk halkına saygısızlık başlıyor. Haklı davanda antipatik oluyorsun. Buyurun. Hocam bir dakika. Ben de bir söyleyeyim. Siz Türkler, Türkler konuşun. Bir dakika. Biz üstün insanlar. Ben burada nasıl aşağıladığını anlamadım. Diyor ki yoktur. Kardeşim. Adam çok açık. Adam bir daha oku Ertem'ciğim. Ben okudum anlamıyor muyum ya? Ben bugün varım, yarın yokum. Ben elim Portekizlisiyim. Doğru. Bu Türk futbolunun sorunu. Ben yarın öbür gün gideceğim. Bu sorunu siz Türkler konuşun aranızda. Bu böyle olur mu diye diyor. Siz daha çok bu işlere diyor eleştiri getirin diyor. Bunun nerede hakaret aşağılama var? Yani aklıma mı kaydı yani ben? Yanlış olur diyor. Bir dakika. Birazdan başlıyor. Ben konuşacağım. Bu olay değişir. Sistem daha güçlü gelirse sözlerim uçar kaybolur. Belki de Fenerbahçeliler daha da farkında. Bu yapılanlar saklanmıyor. Bright'a yapılan kırmızı değil mi? Değil. Karaoğlan kahve mi içiyordu? O sahaya yapılan kırmızı hocam, değil. Karaoğlan kahve mi içiyordu?
Kahve mi içiyordu görmedi mi? Tamam. Hakem vermedi ama Karaoğlan hazırda bekliyordu iki penaltı vermek için. Evet. Bizim pozisyonda Türk çayı mı içiyordu? Şimdi bunlar kötü bize olan, Türk çayı, Türk çayı. Bize hocam, olan hakeme pozisyonlarda çürüyordu. Uyuyordu. Buna gülüyoruz. Ciddiye alırsak olmaz. Ben Türk değilim. Siz Türkler bunu konuşun. Ben konuşursam ağzım kapatılacak. Sistem bana saldıracak. Buyurun. Siz Türkler bunu dile getirmeli. Tam hoş değil. Ne hoş değil. Bu konuşma küstahımsı. Abi bak. Hani ofsaytımsı var ya. Hocam Atilla Karaoğlan'a karşı çok hocanın deyimiyle küstah davranmış olabilir. Çay mı içiyordu falan diye. Alaycı davranmış Atilla Karaoğlan'a. Ama diğer söylediğinde Türk insanına karşı bir açıklama yok. Bu sizin sorununuz diyor. Ben paramı alacağım. Vazifemi yapacağım. İkna oldum. Çekeceğim gideceğim diyor. Siz diyor bunu düzeltin. Siz konuşun. Daha çok gündeme hocam, getirin. Hocam çayı da orada kötü anlamda demiyor bence. Hani bilakis yani. Abi, büyük oranda ikna oldum Apo'nun çıkışından Ceko, sonra. Ceko'nun açıklaması gelsin hemen. Hızlı hızlı arkadaşlar. Yani, Ceko hocam. Ceko biraz daha ağır konuştu Ceko diyenler adam var. Mıdır? Adamdır tabii ya. Edin Ceko. Bir getirelim ekrana Edin Ceko'yu. Çocuklar, arkadaşlar hemen bir hızlanalım. Edin Ceko. Çok fazla insana futbol oynuyoruz, bale değil. Çok fazla insana karşı mücadele ediyoruz. Bizim kırmızı kart ve penaltı beklediğimiz pozisyonda VAR hakemi muhtemelen tuvalet molası vermişti. Sahada garip şeyler oluyor. Futbol temas oyunudur. En ufak darbe ya da temaslarda penaltı verilmemeli. Futbol oynuyoruz, bale oynamıyoruz. Futbol bu değil. Amrabat'ınki hazır mı? Hakikaten VAR hakemleri tuvalette ne yapıyorlar? Amrabat gelsin. Oturak ne yapıyorlar? Amrabat. Vallahi diyor. Amrabat. İntikam duygusu taşıyan biri değilim. Kariyerimde ilk defa bu kadar sinirlendim. Normalde bunu yapacak bir futbolcu değilim. Adil oyundan, sert futboldan yanayım. Hakemleri eleştirmek istemiyorum. Onlara saygı duyuyorum. Çok zor iş yapıyorlar. Onlar da insan. Buraya gelmeden önce herkes bize karşı demişlerdi. İlk başta inanmamıştım. Fenerbahçe için söylüyor. İlk başta inanmamıştım ama şu an neden böyle söylediklerini anlayabiliyorum. Böyleler demiyorum. Neden böyle söylediklerini anlıyorum. Biz her maçı 11'e 11 oynamıyoruz. Allah inancı taşıyan birisiyim. Normalde çok gol atmıyorum ama bugün attığım gol tesadüf değil. Abdülkerim abinin yayının başında söylediği gibi golü tesadüf atma diye bana göre de gol tesadüf değil. Tesadüf. O sarı kart gördükten sonra sarı kartı niye gördü diye daha doğrusu nasıl ben burada faul yaptım bu faul değil dedi. Değildi faul. Ve ona sinirlendi ondan sonra sarı kart gördü ondan sonra Amrabat'a bir şeyler oldu zaten. Hani delirdi, bir anda delirdi. O Dünya Kupası'ndaki Amrabat'ı gördüm ben. Son dakikada Dünya Kupası'ndaki Amrabat. Son dakikada Amrabat. Bir takımın ön liberosu 6 numarası oraya gelir mi son dakikada? He? Evet. Yani ne kadar motivasyonu yükselmiş adamın. Şimdi yani hocam. Ben şunu anlamıyorum. Yani şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Diyor ki bale değil diyor değil mi Edin Dzeko bir önceki şeyde. Evet. Hocam bak bu Edin Dzeko Bundesliga, Serie A, ne o? Premier League. Buralarda oynamış. Jose Mourinho buralarda çalışmış. Amrabat'ta değil mi? Şeyde oynamış. Manchester United'da, Premier League'de Fiorentina'da. Oynamış. İtalya Serie A'da oynamış. Şimdi bunlar Dünya Kupası'nda. Bunlar oynadığı için standartları biliyorlar. Yani oralarda diyor. Eli değdi gol iptal. Bir şey oldu ayak ayağı ucuna değdi. Gel bana penaltı ver. Böyle şeyler görünce şaşırıyor adamlar kardeşim. Buradaki standartla dünyada futbol oynama standartının aynı olmadığını söylüyor. Gayet de normal. Abdülkerim abi özür dilerim. Bakın Avrupa maçlarına Galatasaray'ın, Fener'in, Beşiktaş'ın. Hakemler aynı mı maç yönetiyor? Acun Ilıcalı. Devrim Zengi konuşmuş. Bu arada sosyal medyada şu anda yıkılıyor diyorlar. Fenerbahçe şimdi, sayfaları Galatasaray Beyaz Futbol. Şimdi Ertem. X'te şu anda sevgili, zirvede. Teşekkürler. Sinan abi. Mourinho, Acun Ilıcalı'yı bir 20-30 saniye sevgili, dinleyelim mi? Mourinho tamam abi peki dinleyelim. Şeyle ilgili çünkü. Mourinho'nun o hani şeyi var ya. Hiç sıkıntı yok tabii ki. Tabii ki. Bir izleyelim hemen girelim. Hemen. Bugün de Jose Mourinho eğer bana bunlar anlatılsaydı gelmeyecektim belki dedi buraya. Evet. Ama derecesi arttı. Ondan haberi yok. Olayın derecesi arttı. Hani olay yukarı doğru gidiyor şu anda. Hani o yüzden hocamıza ben onu anlatacağım. Yani inan çok kötüydü ama bu kadar değildi diyeceğim. O diyeceğim anlayacak yani. Şu anda olay başka boyuta geçti çünkü. Yani diyor ki haklı, bu kadar haklı. Değildi diyor. Acun daha haklı. Da kötü oldu diyor biz anlattığımızda. Işin şeyin çıktı şimdi derler maçın, ya. Sen abiden sonra bir daha vereceğim. Maçın gerginliği var. Evet. Maçın atmosferi. Çünkü koskocaman ayağı sakat. Ayağı top oynamış sakatlanmış. Ayağı sakat. Aynen. Depar attı taklalar attı. Adrenalin yükselmiş. Yani hı-hı, bunları hı-hı söyleyeyim. Bilseydim isteseydim gelmezdim. Ya şimdi tamam büyük hocasın ama yani baba şimdi
Chelsea istemedi, Manchester City veya bilmem ne istemedi de yani. Hocam. Bizi seçtin. Ne alakası var? Biraz da mecbur oldum. Çok da büyük para aldı. Sana çok cazipli geldin. Yani bu evet, kadar da değiliz. Evet. Tamam biz Türk halkı, Türk bilmem ne falandı filandı bilmem ne falan filan baba. Bu yapı falan varsa bir şey varsa bunları sen değiştiremezsin. Şimdi senin işlerine ilgisiydi mesela bunları hiç konuşmazdın sevgili Mourinho. Bir de olaya böyle bakmak lazım. Evet maçtan sonra çok gergindin. Evet, Acun çok güzel söylüyor. Çok. Arttı diyor. İşte sigortası attı bilmem ne attı. İşte siz gelseydi gitseydi Atilla Karaoğlu şöyle. Abi yani bakıyoruz geldiğinden beri mesela Mourinho hep hakemlerle uğraşıyor. Hep hakemlerle ilgili konuşuyor. Kesin. Hep hakemlerle. Şimdi bugün Ertuğrul Doğan da hakemlerden şikayetçi. Mourinho da şikayetçi. Yani şimdi evet. Bir şey söyleyeyim. Ya bu hakemler onun için söylüyorum. Yani nereye hizmet ediyorlar, ne yapıyorlar? Bunu anlamıyoruz. O zaman bir yer var, oraya hizmet ediyorlar diyoruz. Şimdi niye Okan Buruk da şikayetçi? Efendim, geçen hafta dedi. Şimdi abi Okan Buruk zaten günlük. Bakıyorsun o gün sonuç kötü. Tamam mı? Okan o da hiç sevmiyor. Siyaset beraberliği, galibiyet, mağlubiyet falan hiç sevmiyor. Mağlubiyet. O da galibiyet istiyor. Yani söylemek istediğim Mourinho fazla abartıyor olayı. Fazla abartıyor, fazla şey yapıyor. Bu kadar değil ya. Ne alakası var? Türkiye'ye gelmeseydim ki bilseydim gelmezdi hiç falan. Hiç hoş bir söylemdi. Maç sonrasında maç biter bitmez Mourinho'nun Trabzonspor tribünlerine yaptığı kol hareketi. Maç öncesinde Santra'da yaptığı olta hareketi. Bunları da konuşacağız tabii ki. Yani burası Fenerbahçe TV değil. Hocam reklamdan sonra söyle. Reklamdan sonra rica ediyorum. Mourinho dünyanın en iyi hocası olabilirsin. Hocam reklamdan sonra söyle. Ama sen iyi bir insan değilsin. Hocam bu hareket yanlış. Tribünlerden yıllardır hepimiz küfür yemişizdir. Tribünler hep bize küfür etmiştir. Hep esim almış ama kalkıp da büyük kitlelere sen sonra dünya çapında bir hocasın. Böyle bir şey yok. Bir reklam anonsu yapar mısın Hacı Sinan abi? Can Trabzonspor taraftarına bilmem neyle falan. Böyle davranamazsın. Yok böyle bir şey abi. Ha sana gelir birisi atlar da atlar yumruk atar bilmem ne var. Sen de ona o ayrı bir konu. Ama sen oradan birisi ey kafanı yürü git kardeşim içeri. Bak bir de kazanmışsın. Bir de maçı kazanmışsın. Bir reklam anonsu. Ya tamam reklam. Hadi Yeliz'ciğim kızma reklam. Beyaz Futbol devam ediyor. Gösterdiğiniz ilgi ve alakaya teşekkür ederiz. Sosyal medyada ve her yerden çok güzel mesajlar alıyoruz. Eleştirileriniz bakın, var. Eleştirileriniz için de çok teşekkür ediyoruz. Beyefendiler. Hocam çok özür dilerim. Beyefendiler. Bu arada Ahmet Hoca konuşurken uluslararası sosyal medya sitelerine düşen, X hesaplarına ve Instagram hesaplarına düşen tüm o görüntüleri arkadaşım Murat Yalçın Belçika'dan gönderdi. Belçika, Hollanda, İngiltere, İspanya, İngiltere'de özellikle her yerde Jose Mourinho'nun tırnak içinde bildiğimiz Mourinho, İspanya'da bildiğiniz Mourinho diye tweetler atılıyor. İkisi de paylaşımlar yapılıyor. Hoca konuşurken onu verelim. Şimdi kardeşim yapı diyoruz ya, yapı sadece hakem, eski hakemden falan olmaz. Bu yapının içinde verelim medyada var. Medyacılar da var. Bu yapının içinde belki televizyon kanalları da var. Bu akşam Trabzon ve Beşiktaş'ın eski kalecisi Tolga. Evet. Yayıncı kuruluşta haklı olarak sansür olmaz. Küfür etmediğin sürece, ana avrat sövmediğin sürece, vatana, millete, sisteme hakaret etmediğin istediğini konuşur. Nihayet sonuç olarak bu futbol. Tabii. Siyaset değil. Ordu değil. Tabii canım. Irak Harbi değil. Yeni Doğan Çetesi'ni falan konuşmuyor adam. Futbol konuşuyor. Çocuğu sonraki yayına çıkartmıyorlar. Bu ne demek biliyor musun? Yanlış. Trabzon, adam diyor ki ya Trabzon'un attığı gol goldü. Biraz da bunu şeyli hamaset içinde söylüyor. Ve çocuğu yiyorlar. Ne kadar yiyecekler bilmiyorum. Yani her ülkenin gladyosunda asker olur, polis olur, iş adamı olur, gazeteci olur, sivil adam da olur. İşte bu yapı. Yapının birinci adamını buldum kardeşim. Atilla Karaoğlan. Eski hakemi de biliyorum. Karşıma hukuk çıkmasın diye ismini söylemiyorum. Şu anda ekranlarda mı? Ekranlarda. Ya bir bakın ya şike sürecinden sonra aynı anda hem hakemliği bitirmiş hem devlet memurluğu ciddi mesleğini bitirmek zorunda kaldı. İsim verme. Yapın yavaş yavaş çöküyoruz. Yapı birden çözülmez. Bu bir soruşturma. Vay yapıcı vay. Şimdi Tolga Zengin. Ne yapmış Tolga? İşte tanımam çocuğu. Sevinli bir oğlan. İyi de konuşuyor. Trabzon'un attığı gol diyor devre arasında. Hadi çocuğa paket. Ne kadar paket bilmiyor. Hocam şimdi bunların hepsini koy. Bak geçen 2 sene önce Lale Orta'ya gidilen bir şeyler vardı. Hani yayınlar gösteriliyordu. Lale Orta'yı da oradan paket ettiler. Türkiye uyur gezer olma. Oh. Bir daha söyler misin? Duydun ne dedi? Şimdi
Uyur gezerlik bir hastalıktır. Umumiyetle gerekli özellik taşır. Anlaşıldı. Uyur gezerlik, benim rahmetli amcamın oğlu Uyur gezerdi. Yataktan kalkıyormuş. Damlara mamlara çıkıyormuş. Atlamıyor mu aşağıya? Atlamıyor mu? Atlamıyor işte onlar, ben diyorum düş. Hayır, onlar o zaman Uyur gezer değilmiş hocam o. Tam o dedi. Uyur gezer numara. Hocam o Uyur gezer numarası. Türkiye Uyur gezer olma. Uyur dümenci. Yapıyı yavaş yavaş çözeceğiz. Hocam Show TV'de vardı eskiden, bir kadın gece uyur gezer kalkıyor. İşte o keşif odalara giriyor falan, Ertem de izlediydi. Evet, sevgili seyirciler. Atilla Karaoğlan, yara bakan yürek yakan cinslenmiş. Adam mıdır hocam? Atilla Karaoğlan adam mıdır? Cevap ver. Ne telefonunu bilirim, ne hayatımda tanıştım, ne yolda gördüm, hiç tanımam ben Atilla Karaoğlan. Adam mı değil mi? Şimdi vatandaş gibi Mourinho'nun maç öncesi ve maç sonrası yaptıklarını da bir görelim. Sonrasında yine açıklamalar var, onları da ekranlarınıza getireceğiz. Birçok görüntü var. Ama ne dedim, burası Fenerbahçe TV değil. Hani burası Fenerbahçe'yi savunma programı veya Beşiktaş'ı savunma programı da değil. Kimseyi aklama programı da değil, olanı Ozan olmayanı veriyoruz. Ozan Tufan'a da Galatasaray camiası tepkili. Allah Allah. Maç sonu kim bu? Ayda. Mourinho buradan tam görünmüyor. Jose Mourinho. Sevgili seyirciler, maç sonu. Hayır ben şeyi istedim. Maç öncesinde olta görüntüsü var ya, o çok konuşulan, çok tartışılan bir fotoğraf var. Onu ekrana getirelim. Ve maç sonrasındaki, biraz önce Sinan abinin de söylediği o maç öncesi ve sonrasındaki fotoğrafları bir rica edeceğim arkadaşlardan. Evet, burada İrfan Can Eğribayat'ın yanında bir olta hareketi yapıyor orta sahada. Allah'tan ben tebrik ediyorum herkese. Yani çok böyle hani kimse bir infial falan da yaratmadı orada. Aynen. Bu i̇şte bir şey hoş, yoktu yani. Hoş ama. Bir görüntü i̇şte değil. Tribünlerde, yok. İşte tribünlerde, işte tribünlerde baktığın zaman bakın dikkat edin. Normal bir Anadolu'ya da gittiğin zaman bile tribünden kornel atılan futbolcuya hep bir şeyler atılır her yerde. Hiç gördünüz mü? Küçük küçük Fenerbahçe'de şeyler. Fenerbahçe'de minik bir tane bir şey atılır. Yani onun dışında doğru. Hiç gördünüz mü? Trabzonspor tribünlerinden korneller kenarlarda falan hiç Trabzonspor'lu futbol şey Fenerbahçe'li futbolcuya hiçbir şey atılmadı. Hayır. Hiçbir şey atılmadı. Hayır. Gördünüz mü? Bazı atılmamalı. Hiçbir şey yapmadı. Maç bitmiş. Trabzonspor taraftarı her şey sinirli. Bitmiş. Bravo. Kaybetmiş. Bravo abi. Tepkisini koy. Ulan ben Trabzonlu. Ben Trabzonlu. Trabzonlu. Bak Trabzonlu olduğum halde bile o statta ben bile küfür yedim kardeşim. Ben bile yani yerim abi. Ama adam kaybetmiş. Maçı kaybetmiş. Bilmem anladın mı hocam? Umutlarını kaybetmiş. Bir sezonu bitiriyor Trabzonspor. Avrupa'da yok. Kolay bir yer. Ligde yok. Bakıyorsun. Hiçbir yerde yok abi. Yani biraz şey, tepkisi olsun. Mourinho senin gibi bir üst düzey bir futbol adamı. Bunu düşünmemeli. Yürüyeceksin, gideceksin, içeri bakacaksın abi. Ben niye terbiyesiz dedim ya? Biliyor musun? Olur mu öyle şey? Bravo, çok arkadaşlar, bravo. Çok zengin bir adamın. Trilyonları vardır. Ufak hocam sen niye bizi konuşturmuyorsun ben? Ya? Bitirtmiyorsun konuşmamızı ya. Biz izleyiciyiz galiba. İzleyiciyiz. Özür dilerim. Ya hiç konuş bitirmiyor bile hoca bize ya. Sinan. Hocam Sinan Engin hocam abi. Kendi başına program yapıyorsun biliyorsun değil mi? Biz de buradan konu mahkeme. Estağfurullah ben öyle bir şey. Buyur hocam. Evet öyle. Öyle değil mi Apo? He? Öyle değil mi? Ne diyeyim? Kendi başına mı? Doğru söyle. Hocam. Kendi başına program yapıyor. Biz de seyrediyoruz hocayı. Hocam, arada giriyoruz. Bugün çok adrenalinli. Ne zaman değil ki? Ne zaman? 25 hocam yıldır. Bugün dopingli. Kardeş. Benim odaya geldi dopingliyim bugün. Aa, dopingli. Bugün beni kim durduracak dedi. Ya Sinan ikinizi de çok seviyorum. Aranızda şimdi nasıl sen haklısın sen haklısın. Ben hocamı çok seviyorum. İkinizi de çok seviyorum. Sen de haklısın. Hocama takılıyorum. Hocam yürü. Bu arada Mourinho'nun basın toplantısını vereceğiz. Trabzonspor camiası seyircisine teşekkür ediyorum. Medyun Işık. Az önceki fotoğrafı verin. İki, Mourinho niye terbiyesiz biliyor musun? Bravo hocam. Milyarları, trilyonları olan bir herif vardır. Yatı katı, uçağı vardır özel. Gidersin bir esnaf lokantasına. 230 lira hesap gelir. Böyle inceler. Niye bu tamam, böyle? Demiş. Niye bu böyle? Derse ki lan bu ufakça rezil bir adam. Jose Mourinho. Utanmadan, dünyanın en iyi teknik direktöründen birisi. Utanmadan olta hareketi yapıp aklın sıra Trabzonspor camiasını kudurtmak istiyorsun bir. Torunun yaşındaki enişte sana. İngilizce. Şinkaf git. Ayıp ayıp ayıp. F ile başlayan off'la devam eder. Hakaret amiz lafı ediyorsun. Bunlar ufakçılıktır. Ne hallere düşmüşsün. Yani taklalar atıyorsun ya. Yerlerde sürünüyorsun. Ha belki Fenerbahçe camiası senden mutlu olabilir. Çok. Yok yok. Lafım yok. Ama sen çok ufakçıymışsın Mourinho. Olta ne ya olta. Allah'tan Trabzon camiası kale almadı da oltayı. Ki doğru olta ne demek? Hamsi. Hamsi ne?
Allah'ın Trabzon'a ve Karadeniz sahillerine verdiği en yararlı besin kaynağı ve nimettir. Trabzonspor taraftarı. Ya. Hocam Trabzonspor taraftarı bugün 4 yıldızlı misafirperverliğini hem yöneticilerine yapmıştır. Ha, Fenerbahçe yöneticilerine hem de ayrıca Trabzonspor taraftarı bugün son derece centilmence bir davranış göstermiştir. Tebrik ediyorum. Maç sonu hoş olmadı sevgili Mourinho. Hiç sana yakışmadı o hareketler. Hiç yakıştıramam. Hayır yakışma falan değil. Ufakçılık ve terbiyesizliktir. Bu ne ya? Enişteşten bir futbolcu. Ben öyle laf söylemem. Oğlun yaşında. Bu ne yani? Hayır yok ya. Mourinho. Müsaade et. Ben kendisine F ile başlayan off'la biten lafı yolda söylesem, antrenman çıkışı söylesem. Bir, terbiyesizlik yapmış olurum. İki, suç işlemiş olurum. Hakaret suçu belki. Üç, camiaya saygısızlık yapmış olabilirim. Fenerbahçe camiası. Sen bunu nasıl yaparsın ya? Tutuklanması ufakçı lazım. Adam. Ya değil. Ne tutuklanması? Allah aşkına ya. Yani hocam öyle dedin. Hocam sen dedin mi ben sokakta sana bunu yapsam hakarete gider. Hakarete giriyorsa dava açılır. Dava açılır tabii. Dava açılır yani. Ben hocam bir savcımızın sorusu var. Buyurun. Maçın temsilcisi ve gözlemcisi o küfrü rapora yazmış mıdır? Yazmışsa ne kadar ceza alır? Hayır duymuşsa yazmıştır. Yazmış mıdır? Bir duyup duymadığını bilmiyorum ki. Peki yazmamışsa ceza almaz mı? Vallahi alır. Görüntülerden de alır. Meşhur cezamız var bizim 117 bin. 117. Meşhur. 117 bin. Ceza. Ya Apo sen de ya, şu hocam, adamın yaptığı ufakçılığı şey, terbiyesizlikten hocam, dolayı savunuyorsun ya. Savunmuyorum hocam. Olta yapıyor savun. Hocam, bilmem ne of diyor savun. Ben hocam savunmuyorum. Hocam ben, Okan bunları ben, söylese Abdülkerim abi ortalığı ayağa kaldırır. Bağırma. Ben savunmuyorum. En az 3 bak ceza var. Hocam ben bak yalandan böyle bana şey yapma. Ben bir şey yapmıyorum. Ben 3 bak ceza alıyorum. Ben benim önüme bir resim koyup tamam mı? Bak ne demiş. Bu resime bakıp olta yapmış. Ben göreceğim. Göreceğim. Yaptı olta. Hocam göreceğim. Bana da mesaj geliyor. Diyor ki geçen sene bunu yapan kaleci İrfan Can Eğribayat'a sakın diyor böyle şeyler yapma diyor. Ya kardeşim sen hocam sakın böyle yapma diyor. Sen burada resmi koyup fakop diyorsun ya. Ben öyle bir şey demedim. Dedin fakop diyorsun. Feyle diyor. Hocam bu efektleri yapıyordum artık benden efektleri aldılar. Hocam duyuyor musun? Konuştuğunu duyuyor musun? Evet duyuyorum. Nerede maç bitiminde? Aynen sen bunu söylüyorum. Maç bitiminde seyrettiysen ben kendimi keseceğim. 3 maç ceza. Ya bırak hocam ya. Benimki seyretmedi. Ama abi adaletli konuşmamış mıyım? Hocam bak tekrar söylüyorum bir daha da söylemiyorum. Söyle abi. Jose Mourinho bunun için Fenerbahçe'nin hocasıdır. Tamam mı? Evet. Öyle yok öyle ensesine koy tokadı al lokmasını. İsmail Kartal gibi değil. Bayılırlar. Fenerbahçe'nin hocası böyle olsun. İsmail Kartal gibi olsun. Sussun, konuşmasın. Hakkı yendiğinde ağzını açmasın. Ya da hakkı yendiğinde sadece böyle kendini de ifade edemesin. Tamam mı? Ama şu an İsmail Kartal'a ayıp ediyorsun. Böyle. İsmail Kartal'a gizli ima yoluyla ayıp ediyorsun. Efendi çocuk. Yani Abdülkerim Bey. Abdülkerim Bey. Peki ben de buluyorum. Montayla bu iş gider mi? Hocam şimdi bir şeyler söyleyip sonuçta Mourinho'ya çatmak modadır, güzeldir. Doğru. Çatın. Eğer ağzından küfür çıkmışsa cezası var. Diyor 117 bin lira. Doğru orada da haklısın. 117 bin lira. Niye cezaymış? 117 bin lira cezasını alsın. Neyse ne. Anladın mı? Bu böyle İsmail yani. Kartal'a Apo abimin yaptığını kınıyorum. Tam onu ekranlar. İma etti. Ne güzel böyle seviniyordu mutlu. Yani bak İsmail Kartal. Biz İsmail Kartal'ı özledik. 99 puan aldı. Ben dahi dal geçtim. Allah benimle müstahakımı versin. Evet. Mourinho'nun kadar başarılı olsun. Hayır. Versini amin için söylemedim Lasim. Vermesin. Allah korusun. Müstahakımı versin. İyiliğini versin. İyilik. Fenerbahçe hocaları dediğim gibi Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Erol Bulut anladın mı? Böyle kenarda sessiz, ensesine vurulduğu zaman ağzını açmayan Jose Mourinho gibi sivri laflar söylemeyen, sen terim gibi tercih etmeyen terim gibi oyuncu. Böyle alıştılar. Şimdi bu arkadaş rahatsız ediyor. Çünkü Türkiye'de bunları yapmak bir tek mesela Fatih Terim'e mahsustur. O yapabilir. Tamam mı? Fenerbahçe'nin hocası yapmayacak. Yapmayacak kardeşim. Yapılırsa adama burada dalarlar. Her yerde dalarlar. Eleştirmeyeyim yani? Eleştir ve bu adam hani sen eleştiriyorsun falan diye haftaya değişecek bir adam değil. Yalamış, yutmuş. Sen Mourinho'ya güveniyor ve inanıyorsun. Doğru mu Apo abi? Ben şöyle,
Mourinho takımını bugüne kadar oynattığı oyunda Mourinho'nun küfür var. Mutlu değilim, bakarım. Ya kim küfür ediyorsa... Evet, ben gördüm. Ki Okan küfür etmedi. Tamam, Okan Buruk küfür etmedi. Bir dakika, Abdülkerim abi de diyor ki ama 170 bin lira nasıl olsa diyor. Olabilir mi? Okan Buruk küfür etmedi. Okan Buruk küfür etmedi. Tamam mı? Hayır, etmedi canım. Hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım. Evladı yaşında enişte sana F ile başlayıp of devam eden bu fakaretamiz ifadeyi yakıştıramadım. Duydum çünkü. Yani Enis acaba bir şey mi söyledi ona? Yok, söylemedi. Durup dururken söylemiş. Mourinho hiçbir şey yokken birdenbire Enis'e gördü, beğenmedi çocuğu. Ona söyledi. Hocam sen yine tombalaya başladın. Hayır ya, kasığım ya. Yoksa sen terimi mi özlediniz? Hani terimi var, onu şimdi, çekme bunu çek. Sevgili seyirciler, Abdülkerim abi. Allah sana ömür versin ya. Durduk yere çıkıyor. Ben bir şey sormak istiyorum. Abi, yine ne olursa olsun. Sinan abi, ben bir soru sormak istiyorum. Sinan abiciğim. Arkadaş, yine Mourinho abi. Yine muhatap olacağım. Amrabat'la yazın mücadele. Bakın, ceza olsun. Rasim'cim, Ertem'cim, Apo'cum yine Mourinho. Yine muhatap olmayacak abi. Peki Sinan abi. Mourinho da bize uydu, biliyor musun? Peki, ya? Ama Mourinho, ben de şunu anlatamıyorum ya. Mourinho hep böyleydi ya. Bu adamın 30 yıldır maçını anlatıyorum. Bu adam hep böyleydi ya. Türkiye'ye özel değil. Mourinho hep böyleydi. Ne diyelim? Bela çok önemli. Ceza olsun diyoruz. Konumuza çok bağlantılı. Herkes derin nefes alsın. Yardımcısı kovuldu ama. Hazır mısınız? Şey, kovuldu diyorum, atıldı oyundan. Önce büyük bir tebrik ediyorum. Kime? Türk kadın briç milli takımımız Arjantin'de yapılan şampiyonada dünya şampiyonu. Bravo. Helal olsun. Bravo. Bravo. Ha, bir dakika, o zaman şu şeyi alalım hocam. Şu küfürü alalım ekrandan. Öyle. Ben de Sinan abim soru sorabilir miyim? Sor. Sevgili Sinan abim. Ertuğrul Başkan tombala çekiyor. Ne demek? Niye Ahmet Çakır'a tombala çekiyor? Ertuğrul Başkan ne? Ya yapmayı be Ertuğrul. Sayın Ertuğrul Doğan. Röportajı hazır. Ne? Maç sonrasındaki bir izleyelim. Bağlasın. Ertuğrul Başkan'ın açıklamasını bir ekrana getirelim. Son derece sert. Trabzonlar üzgün Ertem. Trabzonlar ya, üzgün Allah. Ve kızgın. Yani bu arada çıkışta da çok büyük alkış aldı taraftarlardan. Stattan çıkarken bir izleyelim Ertuğrul Bey'i. Ertuğrul Doğan. Evet. Hiç uzatmayın. Trabzon camiası lütfen dinleyin. Ertuğrul Başkan, ki çok severim, beyefendi bir adamdır. Aleyküm, sen dedin de kardeşim. Amaç Trabzonspor Başkanı ve camiasıyla İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu papaz yapmak. Burun buruna getirmek. Tezgah bu. O zaman benim dediğime geliyorsun. Ben ne dediğimi bilmiyorum. Bir dakika, hayır, dedim ya hocam ya. Hani isim anlamında hakemler dedi, sabote ediyorlar dedim. Futbol Federasyonu ve MHK. Hakemler son durak, tetikçi, terminal. Hocam bunu kim yolladı hocam? Hocam bunu yollayan kim buraya? Ne? Bunu yollayan hocam, kim hocam? Tabii bir de o var. Bu hakem buraya yollayan kim? MHK atama. Evet. Değil mi? Atarsın. Ferhat Gündoğdu. Hayatım. Ben de diyorum ki hocam. İyi niyetle atarsın, tamam. Ama ipleri hocam, başkasında olur. Hocam iyi niyetle, demek iyi niyetle atanılmamış. Senin söylediğine göre. Hayır. İbrahim Hacı Osmanlı Trabzonspor'u ters düşürmeye çalışıyor. Hayır, şu var. Belki böyle adamlar, bir ahlaksızlık var ortada yani. Belki Ferhat da Ahmetler falan. Var ama, bu evet. İyi niyetle bunu atıyorlar. Fakat o adamlar. Hocam Ferhat Gündoğdu'yu da aşıyor bu iş. He? Ferhat Gündoğdu da bir şey yapamıyor. İşte aynı şeyi söylüyorum. O da yapamıyor. Ferhat iyi niyetle atıyor. İpleri başkasında olan bu kaşar hakemlerin. Aynen öyle. Sahipleri. O sahiplerin de sahipleri. Hocam ben sana bir soru soracağım. Bir şey söyleyeyim mi? Belki Ertuğrul Doğan'la. Belki onun iyi arkadaşıyla, kimi kastettiğim o anlar, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu papaz etmek istiyorlar. Belki müessef nizam Ali Koç'un başını ezip göndermek istiyor. Bilemezsiniz bunu. Bak, zorbaya zorbay küçüğe de üflemişler. Herif ağzına götürdü düdüğü. Durdu. Bu normal bir şey değil. Çal hata yap. Lafım yok. Ama niye götürüyorsun düdüğü ağzına? Hepsini işlemişler. Peki sana çok kritik bir soru soracağım. Bak, çok önemli bir soru var. Hocam çok önemli bir soru. Senle beraberdik Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Evet. Ferhat Gündoğdu'nun yanında kim oturuyordu sağ tarafında? Sayın Başkanı, evet, İbrahim Hacı Osmanoğlu. Solunda Victor Pereira oturuyordu. Kim? Tamam. Hakem eğitmeni başkanı. Yabancı. Tamam. Evet. Hatta Sporting Lisbon taraftarıymış. Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını falan yönetmiş. Bir şey söyleyeceğim. Bu adam nereli hocam? Portekizli. Ben hatta kendisine Mourinho ile ilgili soru sordum. Peki bu Pereira'yı getiren kim? Mourinho varken Pereira'yı niye getirdiler? Pereira kendi hakemleri için şu anda ne yapıyor? Mourinho bu adamla hiç telefonda konuşmuyor mu? Biz seninle Portekiz'e gittik diyelim. Ben Lisbon'un teknik direktörü oldum. Sen de Portekiz Merkez Hakem Komitesi Federasyonu Başkanısın. Biz birbirimizle hiç görüşmeyecek miyiz? Mourinho ve Victor Pereira. Peki, tamam. Hakemlerin, hayır, başındaki adam. Beni deşiyorsunuz. Ben Türk milletinden hiçbir şeyi saklamadım. Bu işin hakemler son tetikçiler.
Bunların sahipleri belki asker hakemler. Onların da sahipleri var. Bu işin içinde belki dediğim gibi Ertuğrul Doğan'la İbrahim Bey papaz etmek isteyen bir zihniyet. Ali Koç'u göndermek var isteyen mıdır? Üst akıl. Belki uluslararası bahis baronlarının Türkiye'de rahat at koşturmak istediği için yaptığı bazı oluşumlar. Onun için ben Ferhat Gündoğdu'ya güveniyorum. Çünkü onunla ilgili bir sır biliyorum. Pozitif. Devlet açısından gurur duydum. Benle de mezara gider. Kendisine de söyledim o gün. Ama sana bu ve burada Türkiye'ye söyleyeyim. Dolayısıyla Sinan Hanım'ın dediği doğru. Bu Ferhat Gündoğdu'yu da aşabilir. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu da aşabilir. Hiç, yani şu var. Ya evde düşün abi. Evde her türlü herze yeniyor. Senin haberin yok. Bu olabilir. Evet. 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 Ben bu konuya vakıfım. Ben Ertuğrul Doğan'la ilgili birkaç yorumu da yaptım. Verelim. Hatta Ertuğrul buyur Doğan da beni aradı sağ olsun. Konuştuk güzel. Çok da beyefendi bir adam. Şimdi Trabzonspor'da hatta ben bir şunu söyledim. Tabii Trabzon içi kavgalara biz giremeyiz ama Trabzonspor'da bir kaynaşma oldu kesin. Şimdi Ertuğrul Doğan devletle arası çok iyi ve Trabzonspor'un borçlarını sıfırladı. Şu an böyle bir kulüp yok. Bunu yapan tek başkan. Tek başkan. İstanbul kulüpleri bunu beceremedi. Trabzonspor bunu becerdi. Trabzonspor şu an kalkışa hazır. Pis tertemiz, kalkışa hazır. Bu sene işler kötü gidebilir. Ama Trabzon taraftarı eğer sabırlı olursa kalkışa hazır. E şimdi sıfır borçlu bir kulübe birçok insan aman dur, biz dur başkan olalım diye gelmek istiyor. E o da şimdi ben şunu söyleyeyim sadece. Hacı Osmanoğlu'nu Ertuğrul Doğan ölümüne destekledi. Ölümüne başkan seçilsin diye. Tabii. Ki büyük ekşi favoriydi. Tabii ki. Şimdi bunun ardından bu aralıktaki kongrede Hacı Osmanoğlu'na çok yakınlığıyla bilinen biri Ertuğrul Doğan'ı devirmeye kalkarsa bence bu doğru olmaz. Ben bunu en son haberde Hacı Osmanoğlu'nun bunu yapacağına inanmıyorum. Doğru olmaz da dedim. İnanmıyorum. Yapacağını da düşünmüyorum. Doğru da karşılanmaz. Hacı Osmanoğlu da Türk devletine de çok bağlı bir adam. Orada da doğru karşılanmaz. Bak açık söylüyorum. Bu ortamda Trabzonspor bir iç savaşa girerse. Şimdi ben Ertuğrul Doğan laflarından onları hissettim. Trabzonlular bir de Sinan abim de köken olarak Trabzonlu. Çabuk parlarlar. Sinirlenirler. Ama özünde hemen de yumuşarlar. Hepsi de mert, dürüst insanlardır. Teşekkür ederim. Olay nedir? Yapılacak şey nedir? Trabzon'un da içinde bir iç savaşın oluşmamasını sağlamak. Evet. Şu an benim bir endişem o. O bakımdan. Hacı Osmanoğlu'na da buradan sesleniyorum. Ertuğrul Doğan'a da sesleniyorum. Şu iş tatlıya bağlanmalı. Rasim, hani bu ne Mert abi? Hakan Yandaş, Maçoğlu soyunma odasında böyle her sene böyle... Hadi. Mert Hakan, seni çok sevdiğimi biliyorsun. Her takıma senin gibi bir adam lazım. Senin de çok delikanlı bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Ya tahrik etme be oğlum ya. Kazanmışsın zaten. Kudurtma kimseyi ya. Ne yazıyor? Ya böyle, işte böyle her sene böyle. Yapma 3-2 uy aha. Karakterin iyi. Bakma sen böyle sevimsiz görünüyorsan sen iyi bir yok insansın. Yok be hocam provokatör ya. Ama tahrik etme be oğlum. Ya bu kadar mı hatırımız yok? Kazanmışsın bitti. Şimdi bitti. Yapı meselesi vardı Abdülkerim abinin istediği. Allah Allah. Arkadaşlar buldu. Abdülkerim abi yine tutuklandı. Ben şaşırıyorum yani. Ya son senelerde Kadıköy'de Fenerbahçe'nin... Ha, Galatasaray yaptı, Icardi yaptı. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenen takımın... Icardi yaptı. Soyunma odalarında yazılanları gör. Ne Kadıköy hatıraları. Tabii tabii. Anladın mı? Birdenbire Fenerbahçeli bir oyuncu... Geçen sene de 2-3 bitmişti ya. Yine aynı skor. Böyle bir şey yapınca... Terbiyesiz falan oluyor ya. Nasıl oluyor bu arkadaş? Yani Fenerbahçe'nin soyunma odalarında... Fenerbahçe hey kaybettiği maçta... Trabzonspor'a yeniliyor. Galatasaray'a yeniliyor. Soyunma odaların duvarlarına neler yazılıyor? Neler? Picasso gibi resimler çiziliyor. Resimler çiziliyor, hatıralar, Kadıköy'de böyle yaptık falan filan. Hiçbir kuruk problem olmuyor, bu problem oluyor. Vay arkadaş ya. Lan yapı var ya, burada da var ha. Vallahi bak, Beyaz TV'de de bir yapılanma var ya. Abi ben yanılıyorum şimdi. Mert Hakan aslında bir açıdan çok takdir ediyorum. Ayıp ya. Mert Hakan Yandaş normalde Fenerbahçe'de oynayabilecek bir oyuncu değil. Ya sen onu Trabzonspor'da falan oynayacak bir oyuncu. Abi teknik olarak onu ama, zaten konuşuyorum işte. Ama doğru sen daha iyi bir şey. Haddim değilse yanında ama Mert Hakan Yandaş zaten bu teknik olarak yetersizliğini... Futbolcu yeteneği olarak Trabzonspor seviyesinde. Trabzonspor'da oynadığı için benim de dedelerimin memleketi diye Trabzonspor diyorum. Şimdi Mert Hakan bu eksikliğini
Neyle kapatıyor? Provokasyonla kapatıyor. Provokasyon, provokatörlük yaparak ya kapatıyor. Kime, ne ben seviyorum ben Zakan'ı. Ya ben maç seviyorum. Bitmiş. Bu kimi tarif eder ya? Sen de provokatörsün Dondurt. Ben mi provokatörsün? Maç sana bir soru. Sen dürüst bir adamsın. Değil mi? Seversin. Türk basın tarihinde siyaset çubu. Analar öyle bir provokatör doğursun ki filan atarım. Ben de yaparım. Kim olabilir sence? Ben olabilirim. Güzel. Ama hocam biz kaçak yapıyoruz. Her yere düştü söylediği. Ahmet Çakar yapıyoruz. Belki uluslararası bahis baronları Türkiye'de rahat at koşturmak için operasyonlar yapılıyor. Bak burada kimlere düşmüş. Bak, uluslararası medyaya da düştü yazdıkların. Hayır hocam bak şu anda yazdı gözünü hocam, tak. Hocam şu an İngiltere'de konuşuyordu. Bir dakika uluslararası medyaya düştü hocam. Almancan var hocam senin bak. Ya ya yap geleyiz. Einstein. Ya Einstein. Onları seyretme ayıp duruyor. Hocam, şimdi hocam ya, sevgili ya. Seyirciler, Abdülkerim abi yayının ortalarında dedi ki, bu yapı meselesini dedi, ilk dedi Türkiye'de gündeme getiren Erdem Bey dedi, Erdem Timur'du dedi, ben Alanya maçında, Sasha Boye muhabbeti falan. Bir izleyelim arkadaşlarımız. Bir 10 saniyelik bir zaman istiyor arkadaşlarım. Erdem Bey'in Galatasaray-Alanya Spor karşılaşmasından sonra... bizim sorduğumuz bir sorudan sonra yaptığı bir açıklama vardı. O açıklamada yapı meselesini kullanmıştı. Onu bir izleyelim sonra dönelim. Buyurun, buyurun. Ne diyor? Yapılar diyor. Bu yapıların zaman içerisinde bizim de çıkar sağladığımız bu yapıların diyor. Şu anda diyor bitireceğiz. Yani yapılardan da. Peki şimdi ne oldu da birdenbire bu yapı kelimesinin üzerinde böyle algı yaratıp ne yapısı ya? Yok şu yapı, yok bu yapı, yok yapı değil sapı, mapı falan filan. Ha ne oldu? Ha ne oldu? O zaman dedi bunu diyenler yapıyı ne oldu? Niye? Çok ciddiye almışlardı o zaman. Kardeşim. Bak bir yapı varmış. Hocam. Kardeşim sen, bu hocam, yapıyı zaman zaman hocam, kulüp başkanları da kullandı. Bu yapıyı hocam, zaman zaman konu, siyasetçiler hocam, kullandı. Hocam konu o değil ki. Konu aslında yapı diye bir şey yok. Tamam mı? Fenerbahçe başarısızlığı örtmek için yapı diyor. Zaten bak, bak arkadan, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak yapı diyor, yapılar ben buradan, diyor. Zamanla biz de diyor. Ben buradan Türkiye'ye bir şey söyleyeyim mi? Tamam Fenerbahçe, bugün Ertuğrul Doğan konuşuyor. Ayıp. İşte canı yandı konuşuyor. Bak eğer Galatasaray'ın canı yansın. Eğer Galatasaray ortalığı bir puanda da falan geriye düşsün. Bak o zaman siz açıklama görün. En açıklamanın en kralını... Tarihin en sert açıklamasını yaparlar biliyor musun? Şu an hiç sesleri çıkmıyor. Hatırlayın geçen sene ya. Ufacık bir şey oldu. Hemen Futbol Federasyonu falan istifaya çağırdılar. Hatırlayın. Hatırlıyorsun. Onun için yani kimse arkadaş, kimse bu işlerde sakin değil. Kimse aman kardeşim işte benim canım yandı ben efendilik yapayım bir dahakine düzelir falan hiç beklemez. En sert açıklamayı anında yapıyorlar bakın anında. Onun için bakın 2022 yılında... Bakın 2022 yapmış oldu açıklama. Görüyor evet musunuz? Evet. Yani kaç sene önce yapıldı. 2 sene. Ve ondan sonra hep şampiyon oldu. Galatasaray. Hep şampiyon oldu. Dikkat ederseniz. Onun için. Yani o sene de Galatasaray falan filan. Şimdi Galatasaray. 2 sene işte. 23-24. Şimdi Galatasaraylar mesela. Bakıyorum işte ağlamayın etmeyin. Hani yapı varmış falan diyor. Hayır. Bir canı yansın. Şimdi puan farkı 5. Yarın falan Fenerbahçe 1 puan 2 puan öne geçsin. Bir tane hakem aleyhine hata yapsın Galatasaray'ın. Bakın görün sizin açıklama geliyor. Bakın görün. Ben... Onun için abi kimse falan masum falan değil. Herkes kendi menfaati doğrultusunda konuşmalar yapıyor. Yapacak bir şey yok. Olan da garibim. Türk futbolunda oynanıyor. Oluyor. Bugün 112 dakika oynanan maçın oyunda, topun oyunda kalma süresi. 40 dakika işte al görün. Hafta içinde Avrupa maçları oynayacağız. Göreceğiz halimizi de. Bakacağız hafta içinde de göreceğiz takımlarımızın durumlarını. Yani hepsinden daha fazla bütçeli takımlarız. Halimizi göreceğiz. Onun için kendimizi burada kandırıyoruz. 2 tane kulüp kavgası var. Fenerbahçe, Galatasaray, ben olacağım, sen olacaksın. Öyle Türk halkını oyalıyoruz maalesef. Evet. Ama Edirne'den dışarıya çıktı lan. Bitti. Paketliyorlar. Osay bizi Samuel. Hemen ekrana. Bizi paketliyorlar. Vallahi Osay bir Samuel. Haftadır Beşiktaş camiası ortalığı ayağa kaldırdı. Beşiktaş camiası kaldırmadı mı derbiden evet sonra? Tabii canım. Hala konuşuyorlar. Zaten değil bizim yani. Beşiktaş camiasını apacığım. Beşiktaş camiası dün anlattığımız için bu akşam konu çok olduğu için Beşiktaş camiası gibi. Beşiktaş ben zaten söyledim. Bu, yani bu, bir kadro planlaması. Şu an Beşiktaşlar ekranına belki dün seyretmemişler. Bir kadro planlaması yapıyor Beşiktaş takımı. Bir tane santraforla savaşa çıkıyorsun. Bir santraforun var. Rakibinde 3 tane var. Orada 3 tane var.
Al bugün Cek oyuna giriyor, maçı kaderini değiştiriyor. Bizde de Mustafa oyuna giriyor. Mustafa ile rakibi korkutacaksın. Sonra ben çok iyi kadro kurdum, şampiyon olacağım. Yok öyle bir şey. Çok öyle yapıyorlar. Onun için dün İmmobile sakatlandı. YouTube'da istiyorsanız, seyredersiniz cumartesi günü programı. Çok büyük bir izlenme aldı. 200 bini geçti bu arada. Dün akşam Sinan abiyle yaptığımız. Osay Samuel'in maç sonu paylaşımı bir gelsin ekrana. Yani birisi bağırıyor anlamında. Ertem, lütfen özür diler bizi Türk halkına. Osay da dermiş. Bu saatte yok bağırtıyor, bağırtıyor. Yok hayır yani ya, şeye koymuş bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Hocam, Osay da delirmiş. Osay da normal değil biliyor musun ya? Ya bu nasıl bir paylaşım ya? Hangimiz normal ki? Ya şunu bir yerde açsan korkarsın biliyor musun? Hangimiz normal? Herkes açık hava tımarhanesi. Ertem de bu saatte diyor ki... Arkadaşlar... Kendi bağırdı, arkadaşlar, ülkede bütün renkler kirlendi. Birinciliği beyaza verdiler. Bu arkadaş, bu beyefendi normalde Trabzonsporluymuş. Ormanda Trabzonspor'la ilgili bir paylaşım yapmış. Sadece bir kelimesini almış, o da Fenerbahçe. Bir versenize. Sen... Ama... Her yer kirlenmiş. Ben çok hani... Çok güzel, çok ilginç bir paylaşım değil, çok bir esprisi de yok. Jose Mourinho'yu banlamış. Neyini banlamış? Jose Mourinho'nun çok gereksiz bir paylaşım. Mourinho maçta Çağlar Söyüncü'nün pozisyonunu, penaltı, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak o bölümü koymuş. Sonrasında Bein Sports telif göndermiş Mourinho'ya Instagram'da. Sonra yeniden herhalde düzelmiş. Mourinho izle ve gülümse diyor. Hocam, beğendiyseniz oyunu izleyin. Çünkü komik durumlar bu kliple bitmiyor diyor hocam, Mourinho'nun paylaşımı. Osay senin arkadaşın, senin evladın senin. Buna haber yolla, bu şeyi kaldırsın. Sen bunu sevip çok geçin. Yani yaratıcısız böyle, yaratıcısız. Ya, hani yaratıcı derler. Yani buna, bu yaratıcısız. Buna tamamıyla cilalı taş devri espri için. Ergen hocam. Bravo, ergen bir ergenler bile yapmayacak. Oğlum Osay kaldır ya. Çocuk. Hocam kaldır oğlum. Ama Sinan abi çok mesela şey ya. Hocam Osay ya. Bence o çok orada değişik bir şey var ya. Hakaret yok. Orada Trabzonsporlu birisi. Herhalde Fenerbahçe aleyhinde bir şey yaparken o sadece Fenerbahçe bölümünü almış. Bak Trabzonsporlu'ya Fenerbahçe diye bağırttırıyorum diyor. Bir o benim hoşuma gitti, bir daha versene. Onun Trabzonsporlu olduğu nereden belli? Trabzonlu. Yani hani Trabzon. Nerede yazıyorsun bir yerinde? Videosu var. Videosu. Hani nerede, hani yok. Burasını paylaşıyor. Hayır, Osay sadece burayı paylaşıyor. Tamamını bulsanız arkadaşlar. Sinan abi ikna etmem lazım. Hayır, ben Osay Samuel adam mıdır? Soruyorum ben sana. Yükleyemiyorum şu an. Ne diye bağırıyor? Ben kulağına söyleyeyim. Benim sesimi kısın. Şey diyormuş gerçek videosunda. Duydum ben, duydum. Ama bilemiyorsun bunun. Orada bir tane adamı Fenerbahçe'de bağırıyor. Ertem, Osay Samuel adam mı değil? Sinan abi parfümün ne bu arada ya? Parfümün ne? Kokladın mı adamı? Ertem bayıldı. Koklamama gerek yok. Koklamama gerek yok. Acayip bir koku geliyor. Sinan abi vallahi bu ne ya? Ertem Sinan'a girin kokladı. Ertem Sinan'a. Koklarım, o benim babam ya. Ersiniz. Işıkları şöyle bir kapatalım. Senin müziğin ne ya? Benim müziğim dediğim. Ne oluyor be? Sinan abimizin doğum günü 43 oldu Sinan abi. Oğlum ne haber? Bugün 60'a bastım. Valla tam 60. 6-10'luk. Allah herkese sağlık, mutluluk, huzur versin. Amin. En önemlisi sağlık. Amin. Levent Kızıl'ın bir lafı vardır. 5 dakika sonra para der. Önce sağlık, 5 dakika sonra bravo. Para der. Sen de. Onun için çok teşekkürler. Bravo. Sinan. Bravo. İki dakika bir şey söyleyeyim. Sıra dışı bir doğum günü bu kata. 40 yıllık dostum bugün. 6-10'luk oldu. Tam 60 oldu bile. Müsaade sen üfledin. Ben de bana yakışan işi yapmam lazım. Kafamı şimdi taktım. Hocam kafasını ısırıyor. Hocam kafasını ısırdı. Sinan abinin kafasını ısırdı. Lan nasıl laf o lan? He? Ama kafasını ısırdı Sinan abi. Kafasından kopardı. Bir dakika baksana. Hocam uyanmıyor. Oğulcan diyor ki hocam uyanmıyordu diyor. Hocam gelmiyor. Oğulcan diyor ki hocam uyanmıyor. Uyanmıyor diyor. Canlı yayında Oğulcan bir saçı Mustafa gel. Yine benim emekçi kardeşlerim, kameraman arkadaşlarım burada sabahın köründen beri buradalar. Bir pazar sabahı herkes evinde kahvaltısını, yemeğini, çoluğunu, çocuğunu büyütüp gezdirirken bizim arkadaşlarımız burada sabahtan beri yine. Onları çok seviyoruz. Yönetmenim Serkan Dündaroğlu ve tüm teknik ekibe çok çok teşekkürler. Uğur kardeşime selamlar teknik ekipten. Ve
Değerli ekibime çok selamlar. Devrim Zengi'ye, Mehmet Batuhan Ağar'a ve sevgili Ömer Kılıç Çetin'e çok çok teşekkür ediyorum. Burada emeklerine sağlık ve sevgili Eren çok teşekkürler. Çok yoruldular bugün. Hepinizi çok seviyoruz. Yarın akşam saatler 23.30'u gösterdiğinde konu çok. Evet, belki Samsun Spor'un maçı var, sadece Samsun Spor, Antalya Spor. Ama siz sanıyor musunuz yarın gündüz çok sakin geçecek? Herkes yine açıklama yapacak. Kalın sağlıcakla, iyi haftalar diliyorum.